gerçek yaşanmış korku hikayeleriyle Türkiye Radyoları'nın ilk ve tek korku programı Bö, Serdar Gökalp'le her ayın ikinci perşembesi Alem FM'de. Bundan sonra böyle yapacağım bunu. Gelsin telefonlar. Hadi bakalım. Bakalım korkacak mıyım demiş. Bilmiyorum. Bakacağız. Biz de bakacağız. Ben de işte Bö'yü zaten hep söylüyorum. En başta kendim için yapıyordum. Korku filmlerinden korkmayan bir adam olarak. Yani bazı hikayeler aman diyorum, aman aman. Evet, geliyor galiba telefonlar, değil mi? Normalde Serdar yayında da yapmıyoruz bunu. İsmini vermek istemeyen dinleyenleri bağlamıyoruz yayına. Ama bu hikayeler birazcık böyle enteresan ve hassas hikayeler olduğu için bunu da ismini vermeden anlatabiliyor insanlar. Yine öyle bir dinleyicimiz var hattımızın diğer ucunda. Merhaba abi. Merhaba Serdar abi. Merhaba, nasılsınız acaba? İyiyim abi, yok isim verme değil, soy isim verme demiştim ben Adem kardeşime. Anladım abi, adın da soyadın da yazmıyor. Böyle devam edelim, hiç önemi yok. Bir de çok gürültülü bir yerdesin galiba, doğru mu? Adem Bey arabamı sağa çekmemi istedi. Şu an sağa çektim ve seninle konuşuyorum abi. Tamam abi, çok güzel oldu şu anda. Nerede geçti olay? Ya da kaç yaşındayken yaşadın bu olayı? Serdar'cığım, biz seninle aynı jenerasyondayız. Hatırlarsan çocukluğumuzda cumartesi ve pazar günleri erken yatar, sabahları kalkıp sabahın 7'sinde çizgi film falan seyrederdik. Hı hı. Böyle de bu zamanlarda geçti. Yani ortalama 8-9 yaşlarındaydım, 10 yaşlarındaydım. Yine böyle bir hafta sonu akşamıydı, tam gününü hatırlamıyorum ama yattım, yatağımın ayak kısmı pencereye bakıyordu. Ben yani çok fazla bir zaman geçtiğini hatırlamıyorum, yani belki 30 saniye belki 40 saniye kadar sonra tuvalet gördüm. Ne olduğunu hatırlamıyorum, neye benzediğini hatırlamıyorum ama hani öyle bir büyülemiş gibi beni çağırıyordu. Ve ben de hiç şey yapmadan oraya doğru yürüdüm. Sonrasında... Ya gördüğün şey kadın mıydı, erkek miydi abi mesela? Abi işte tam göremedim. Yani böyle seçemiyorum yani. Nasıl diyeyim? Bir de çocukluğumuzdan kalma bir şey olduğu için tam böyle net hatırlayamıyorum. Evet. Ama yani bir insanın basireti bağlanır da çağrılır ya. Evet abi. O şekilde bir durumdaydım. Sonrasında gözümü açtım, arkamdan tişörtümden babam çekti beni. Ve bir adımın ayağım dışarıda, diğer adımın da mermerdeydi. Kapıdan dışarı gidiyordun yani. Kapı değil, üçüncü kattayım ve ayağım pencere tarafında. Üçüncü kattasın yani, camdan perdeyi, dışarı gidiyordun, baban tuttu seni. Perdeyi açmışım, ayağımı mermere atmışım, ikinci bir adımı attığım anda aşağı düşeceğim. Ve son anda beni babam arkamdan yakaladı. Yani sonra... Ne yapıyorsun dedi. Yaşamaya devam ettin mi bu olaylara? Bir kere mi yaşadın sadece? Ya buna benzer birkaç olay yaşadım ama aklımda kalan iki tane... çünkü sonuçta hani 10 yaşına bile gelmemişti. 8-9 yaşlarında filandım. Evet. Sonrasında bundan sonra babam benim yatağım yerini değiştirdi. Hı. Yani biz... eski evleri hatırlarsın, 2+1. Ben babamların yanında yatıyordum. Evet. Sonrasında orta hole aldılar beni. Hole aldıktan sonra işte bir ufak bir ışık bırakırlardı bana. Hani uyuyayım diye. Bir sonraki odada, yani gördüğüm karşımdaki odada, yattığımda karşımdaki odada gece yarısı uyandım, annemin suretini gördüm. Anneni gördüm. Annemin suretini gördüm. Annemin bir tane pardüsesi vardı. Yeşil bir pardüsesi vardı üzerinde. Başı kapalı.
Ben korktum, hani bir şey de diyemedim, kilitlendim orada. Birkaç kere böyle gel dedi, sonra gel diyerek bir sesini yükselt. Babam bana vakti zamanında, işte o zamanlarda hani elimden tutup camiye götürdüm de hani şöyle namaz kıl, işte bir şey yaparken ilk başta besmele çek. Yani o aklıma geldi. Besmele çektim ve hani bir suyun üzerine bir boya bırakırsın da çubukla bir karıştırırsın ya. Evet. Hani böyle birbirine girer. O şekilde oldu ve boz oldu, kayboldu. Ben bağırarak annemlerin odasına kaçtım. Babam hırsız zannetti önce. Evin içini komple aradı. Evin etrafını aradılar. Sonrasında da abi tabii ben çocuğum, hala neyin ne olduğunu farkında değilim. İşte babam namazlı bir birisidir. Evet. Babam işte okudu filan beni. Sonrasında beni Kur'an kursuna yazdırdı. Yaz okulların yaz sezonunda Kur'an kurslarına camilere gönderirlerdi. Kur'an kursuna yazdırdı. Orada hocaya anlattım, işte caminin hocasına. Hocam dedim, böyle böyle bir durum oldu. İşte bunları gördüm ben böyle. Böyle durumlarda dedi, Nazre Falak suresini okuman dedi, senin için dedi yeterli. Hı. Dedi. İşte bir takım telkinlerde bulundu. Ondan sonra da çok böyle şeylerle karşılaşmadım. Peki abi, çağıran şey ikinci de hani annen olarak ya, isminle mi çağırıyor seni yoksa sadece gel mi diyor? Yok, oğlum gel dedi sadece. Oğlum gel dedi. Aynen. Hı. Ama hani böyle bir kere iki kere falan değil. Hani 8-10 kere çağırdı beni. Şu an bile anlatırken hala tüylerim diken diken oluyor. Yani 8-10 kere çağırdı. Bulunduğu yerin arka tarafı karanlık. Benim bulunduğum yerdeki o kısık yanan ışığın hafif bir yansımasıyla onu görüyorum zaten. Ama annen zaten olduğu belli. En son suret annem, yani boy, kıyafet. Ya ben önce annem zannettim ya, kalkayım falan gibi böyle bir tereddütte kaldım. Sonra bir yani ürperdim açık konuşmak için. Çocuksun yani, çocuk aklı olduğu için. Babamın yanına kaçarım ben derim o zaman derim. Hani annemse. Hı. Belki derim bir şey yaptı, ona kızacak. Ve ben bağırarak babamın yanına kaçtım. Baktım annem orada. Anne dedim, sen burada mısın dedim. Buradayım oğlum dedim. Ne oldu dedi. Yatıyorlardı. Sen buradaysan içerideki kim dedim. Allah yaşatmasın işte. O zaten enteresan olan o. Ondan sonra zaten babam koştu içeriye, baktı bilmem, ışıkları yaktı falan. Onlar işi uyandı tabii. Ben çocuktum, hatırlayamadım. Anlayamadım daha doğrusu. Konuyu anlayamadım. Öyle bir şeyle karşılaştım. Zaten o anda film koptu bende. Anladım. Daha sonra da işte hocaya anlattım da. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Geçenlerde. Hocam dedim, böyle Allah böyle bir durum oldu. İşte duasını anlattı bana. Böyle yap dedi, şöyle yap dedi. İşte bunları oku dedi. O şekilde bir sağlık ve kurtulduk. Anladım. Geçmiş olsun abi. Çok teşekkür ederim hikayenizi bizimle paylaşmış olduğunuz için. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler abi. Sağ olun. Hepimiz inşallah. Sağ olun. Adem şimdi ikinci telefonu bağlayacak fakat bir şeyde, WhatsApp'ta bir şey yakaladım. Daha önce de yayına bağlanan dinleyicimiz. Ben Gassal. Yayına bağlanmıştım daha önce, hatırlarsanız demiş. Hatırlıyoruz efendim. Buradan bir hikaye paylaşmak istedim. Biliyorsun bizim mesleğimiz kolay bir meslek değil. Akıl sağlığını kaybedenler oluyor. Maalesef öyle. Bunlardan biri bizim eski çalışanımız. İntihar sebebiyle gelen cenazeyi yıkamaya girdi. 5 dakika sonra bağırarak gasilhaneden çıktı. Bahçede ağlamaya başladı. Meftanın gözlerinin birinin açıldığını ve ona güldüğünü söyledi. Yıkama işlemi yarım kaldığı için ben girdim. Meftanın hiç yüzüne bakmadım. Fakat tedirgin oldum. Benim çalıştığım yer caminin gasilhanesi. Cenaze namazına çoğu zaman şahit oluyoruz. Arkadaşım cenazeyi uzaktan izlerken ağlamaya başladı. Geliyorlar, en ön saftalar. Türkan abla oradalar dedi. Türkan abla kafasını tuttu. İki eliyle sakin ol diyerek dua okudu. Kafamı kaldırıp sadece bir saniyeliğine ön safa baktım. Meftanın yüzü çirkin bir gülümsemeyle bana bakıyordu. Tansiyonum düştü. Yere oturdum, sakinleşmeye çalıştım. Arkadaşımın gözlerinin rengi gitti, bayılır gibi oldu. Daha sonra hiç konuşmadı. Sağlık ekiplerini çağırdık. Gelen sağlıkçılara dokunmayın bana, bırakın, uzaklaşın benden. Onlar beni istiyorlar dedi. Sakinleşip götürdüler. Mesleği bıraktı. Psikolojik tedavi aldı. Şu an durumunu bilmiyorum. Vallahi siz de ucuz kurtulmuşsunuz. Yani.
Gassal bu arada sevgili dinleyenler gasilhanede, yani meftaları yıkayan, ölüleri yıkayan insan anlamına geliyor. Bilmeyen varsa söyleyeyim. Birkaç bu meslek grubuna dahil dinleyicim var. Sadece tek bir tane değil. Şimdi hangisiniz hatırlayamadım siz ama en son bağlanan olabilirsiniz. Birkaç tane var. Benim bildiğim 3-4 tane var. Onlar da şey, kadın. Hep hiç erkeğe de denk gelmedim. İkinci telefona ulaşamamış. Bir sonraki telefonu arıyor şu anda Adem. O da çalıyor. Sen o arada ikinci telefona ulaşmaya çalış. Bundan sonra onu bağlayalım, tamam mı? Söyle çünkü. İki telefon, ondan sonra da ara vereceğiz biliyorsunuz. Haydar Bey merhaba. Merhaba, buyurun. İyi günler, iyi yayınlar. Sağ olun abi, çok teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, sağ olun. Uğraşıyoruz, teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Hikayeniz esrarengiz bir tarla üzerineymiş efendim, doğru mudur? Evet, doğrudur maalesef. Yani siz bizzat kendiniz yaşadınız herhalde. Evet, başından geçti. Buyursunlar abi, merakla dinliyorum. Öncelikle ben İzmir'de yaşıyorum. Yani orada elektrik işiyle uğraşıyordum. Hani birikmiş bir köşede param vardı. Hani babam da dedi hani bir tarla alalım, hani bir yere yatıralım. Hı hı. Ben de gittim köyümden, yani bir tarla alacaktım. Geldim köye. Sonra işte araştırdım, böyle boşta falan bir tarla var mı? İki tane tarla çıktı hani boşta, evet. Satılık. Birin hani büyük bir tarlaydı, araziydi. Biri de küçüktü anlamına göre. Sonra fiyatları ama büyük olan ucuzdu. Onun için hani benim kafama yattı. Hani ben de alayım dedim. Sizin hani, kendi köyünüzde mi abi? Evet, bizzat benim köyümde hocam. Evet. Sonra nedense işte köylüler, işte hani birkaç kişiyi gördüm. Dediler hani böyle o tarlayı alacakmışsın dediler. Evet dedim, hani seviyorum hani tarlayı falan, böyle uğraşacağım falan dedim. Ya dediler hani o tarlayı alma sen. Hani neden dedim. Ya dedi, o tarlayı alan hani İşi hani rast gitmiyor dediler. Hani ben de hani yanlış anlaşılmasın hani. Yani bir şeye bağlayamadım hani olayı. Sonra tarlayı aldım hocam. Evet. Sonra işte bilirsiniz hani ekince hani sulamak gerekir, bakım gerekir. Sonra tarlayı ektim. Hani sulayacaktım. Tarlaya gittim. Sonra hani tarla sulanıyor bir yerden. Evet. Hani tarlaya bakmaya, kontrole gidiyorum akşam. Sonra İşte eşim de gelmek istedi. Hani ben dedim o gün, hani o başıma gelen olayın o günü yani. Hani gelmesen dedim, hani ben gidip hemen geleceğim. Hocam gittim tarlaya. Sonra böyle baktım, tam dönecektim. Hani kafamı bir çevirdim. Böyle hani gözümden böyle bir silüet geçti. Hani uzun boylu, böyle uzun, yani boy uzundu yani. Siyah bir varlık. Hani ona ben bir şey diyemem yani. Hani bir şey benzetemedim, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Sonra öyle bir olay oldu. Ondan sonra o gün, yani bir hafta falan geçti o günün üstünden. Sonra eşim o gün, hani bir hafta sonra bir rüya görüyor. Hani o tarla işte, yani o da hani ben de bir rüya gördüm, o da bir rüya gördü. Ama ben onda yani bir ay falan sonra gördüm. Evet. Ama ben de korktum yani bir yandan. Tarlayı falan satmaya falan çalışıyorum. Hani kimse almıyor çünkü hani biliyorlar tarlayı, hani kötü bir tarla olduğunu, öyle bir olaylı bir tarla olduğunu. Köydekiler de biliyorlar. Evet, biliyorlar. Hani bana söylediler, ben hani konduramadım hani. Ne dediler hani mesela abi sana söylerken? Yani şimdi çok affedersin soruyorum ama şimdi perili ev duydum, perili köşk duydum ama perili tarla falan, ya ne dediler mesela? Ne oluyormuş tarlada, ne olabilir yani? Ya mesela şöyle, orada mesela nasıl söylesem, bir 20 yıl ya da bir 50 yıl önce, hı, mesela bir insan mesela tarla sürerken orada ölmüş mesela, örnek, hı, veriyorum. Hı, hı. Evet. Ya da bir iş, başına bir iş geliyor, işi rast gitmiyor. Yani hep bir kötü bir şeyler geçiyor, geliyor orada. Evet. Hani ya da, evet, bu tarlaya bağlıyorlar. Evet abi. Hani ben de konduramadım yani, olmaz öyle şey falan dedim. Aldım tarla, işte başıma böyle bir olay geldi. Hı. Ondan sonra eşi rüya görüyor. İşte onda da bir tane böyle, onda rüya görüyor, ben de rüya görüyorum. Benim rüyamda bir karanlıktan bir ses geliyor hocam. Karanlıktan ama hiçbir şey gözükmüyor böyle. Nasıl bir ses abi? Ya böyle yüksek, böyle kaba bir ses, ama ben öyle bir ses hayatım boyunca görmedim ve hayatım boyunca unutmam ben o sesi. Yani bir şey mi diyor abi, ne yapıyor, ne diyor? Ya mesela şöyle, hani o tarlayı almayacaktın, hata yaptın, işte bir an önce o tarlayı sat. Yani bu şekilde bir ses geliyor ama kaba bir ses böyle. Yani evet. O ses tarif edilmez hocam. Öyle söyleyeyim. Eşim dedi ki hani bu tarla böyle olmaz, hani
iki tane de çocuğum var, hani bir şey falan olur dedi, sat dedi tarlayı. Hani ben bir yandan tarlayı satmaya falan çalışıyorum. Sonra bir gün yine tarladan geliyorum hocam. Bu sefer arabamın lastiği patladı benim. Yol kenarında böyle, ama hani köyden uzak bir yerde tarla. Buyur. Gelirken arabamın hani lastiği patladı. Köyden birini aradım. Hani o da müsait değilmiş. Benim hani kimse de yok hani öyle tanıdığım. Sonra yürüyerek köye gideceğim. Hani bir lastik, hani bir şey olacağım ya da sabah bakacağım çaresine. Sonra köyden giderken böyle ağaçların arasından ses geliyor böyle. İnsan sesleri geliyor ama yani bir insanı, yani mantıklı biri olan hani orada işi olmaz yani o saatte. Nasıl sesler? Ondan, böyle yani konuşma sesleri mi? Bağırma, çığlık falan mı? Başka bir şey mi? Nedir? Nasıl bir ses yani? Koşma sesi ya, böyle biri böyle bağırarak koşuyor yani. Ağaçlar falan var. Bizim orada böyle ormanlar falan var yanımız yani. Yol ortasından geçiyor. Hani ben de hızlı bir adımlarla gitmeye çalışıyorum. Ama böyle sanki yanımdan böyle biri hızlı, daha hızlı koşuyor yani. Sonra ben de koşmaya başladım. O günden sonra hocam hani ben dedim babama, hani baba bu tarla, hani ben daha hani fazla burada duramayacağım. Ben İzmir'e dönüyorum dedim. Hani hobi bahçesi olarak baktım ben işe aslında. Hı hı. Sonra babama dedim, baba sen bu tarlayı sat. Hani sizin de başınıza bir şey gelmesin. Çünkü hani ben de ilk başta inanmıyordum. Bu başıma gelen olaylardan sonra ben de inanmaya başladım. Hani bir şey olmasın diye tarlayı sattık. Hani şu an bir şey yok. Çünkü hani psikolojik olarak da bir destek aldık. Hem hocalar yardımıyla da aldık. Büyük ha, o destek. Olaydan sonra? Evet evet. Ah be abi, onları da anlat, dinlemek isteriz. Hocalar, mesela hocaya gittin, hoca ne yaptı? Asıl yani mevzu bak, mesela bizim şeyden Adem yazmış. Diyor ki acaba define falan mı var tarlada acaba? Böyle hikayeleri ya biliyoruz çünkü, yani işte define gömerler mesela, korumak için büyü yaparlar. Hani hatta onları koruyanlar için üç harfli derler. İşte define koruyorlar falan derler. Hiç böyle hikayeler var mı? Ya da gitmiş olduğunuz hoca size ne dedi yani? Ne olmuş? Çünkü genelde hocalar biliyor, görüyorlar bunu. Gidiyorsun mesela, diyor ki işte şöyle şöyle bir şey olmuş, bundan bir şey olmuş, böyle olacak diyor mesela genelde. Sana ne dediler? İlk başta gittim, hoca dedi hani yani ne için geldim? Ben böyle anlattım işte hocaya her şeyi, işte tarla aldım, böyle oldu, şöyle oldu diye. Hoca da dedi tamam dedi, bakacağım ben çaresine dedi. Hani o gün dedi tamam dedi, hani belli bir notlarını falan alıyor hoca, yani öyle bir hoca. Böyle işte bilgilerimi alıyor mesela, işte TC kimliğim olsun işte. Evet. Annemin ismi işte, babamın ismi, böyle şeyleri alıyor yani, bilgilerimi alıyor. Sonra beni gönderdi. Sonra bir hafta ya da bir buçuk hafta falan sonra beni aradı. Hani gelebilirsin diye. Gittim tekrar hocaya. Hoca böyle bir muska yazdı yani. İçinde böyle dua var yani kesin. Muska yazdı. Hani dedi bunu takacaksın boynuna dedi. Sonra bir tane kare, bir tane şey dua var. Onda da aynı dua var. Bunu dedi evinin dedi girişine asacaksın dedi. Onu da yaptım. Sonra dedi bir tane daha kağıt verdi ama bunda böyle sayfa verdi. Dedi bu sayfayı işte hani bir suyun içinde beklet. Sonra o suyla banyo yap. Ama hani duş al yani. Ama o suyu pis bir yere dökme yani. Ayak basılacak bir yere dökme. Hani böyle ağaç altınadır işte. Hani böyle iyi bir yere dök dedi. Hani onları yaptıktan sonra da başımdan hani böyle şeyler gitti. Çünkü hani psikolojim gerçekten bozulmuştu. Hani her şeyi ona bağlıyordum yani. Bir ses duyuyordum mesela, ona bağlıyordum. Çok kötü olmuştum. Kurtuldum yani şu an. Hiçbir şeyim yok. Allah yaşatmasın bir daha. Peki tarlayı sattınız mı hala siz, değil mi? Üstünüze mi tarla? Yok, tarlayı sattım. O da nasıl oldu? Yani bana bayağı bir masraflı bir şekilde satış oldu. Yani %50 bir zararla sattım tarlayı. Hani zaten parasında değilim. Hı hı. İşin yani her şey hani derler ya sağlık. Onun evet. için yani dediğim gibi zararla sattım tarlayı ama olsun yani, şu an hiç pişmanlığım falan yok. Abi peki bir şey söyleyeceğim. Şeyim, yeni alanlarda var mı böyle bir şey? Şöyle söyleyeyim, benden önceki alan kişi bana söyledi hani dediğim gibi böyle yani oldu falan dedi. Ben dedim hani ya dedim sizin hani psikolojiniz gerçekten bozulmuştur falan dedim. Hani kulaktan duyma bir bilgidir falan dedim, hani ona bağlıyorsunuzdur dedim. Hani ben de inanmadım ama işte adam deyince inanmadan aldık tarlayı. Hani bizim de başımıza böyle bir şey geldi. Sattığım adama ben söyledim ama hani ben de inanmadım dedim. Bak benim de başıma geldi böyle bir şey dedim. Normal bir fiyattı bizim için. Mesela atıyorum 200 milyar diyelim mesela. Ben onu
Adam dedi hani böyle bir şeyse ben almam dedim. Dedim tamam yarı fiyatına vereyim mesela. 100 milyara verdim mesela, öyle söyleyeyim hocam. Anladım. Öyle öyle sattım ama şu an bilmiyorum yani. Arıyorum arada sırada hani böyle bir şey var mı diye, hiçbir şey söylemedi yani, yok diyor yani şu anda. Anladım. Geçmiş olsun abi. Sağ olun arayıp hikayenizi paylaşmak istediğiniz için. Peki, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi sağ yayınlar. Olun, var olun. Teşekkür ederim. Şimdi burada yazılanlar var. Bak şimdi birisi yazmış. Diyor ki: merhaba abi, beni küçükken kanla, koyun veya keçi, tam hatırlamıyorum, bunların kanıyla yıkadılar demiş efendim. Rüya diye de belirtmemiş ha. Abi rüyada mı? Altına da yazmış, benim daha çok anım var, başka bir böyle programında anlatırım diye. Abi siz şeyseniz, müsaitseniz bu mesajı yazan bana ara demeniz yeterli. Ben size direkt buradan canlı yayından ben sizi arayacağım şimdi. Eğer yani özellikle bu kanla yıkanma hikayesini dinlemek isterim. Eğer müsaitseniz söyleyin, arayacağım sevgili dinleyenler. Kolay gelsin. Abinin anlattığı olay gibi benim de başıma geldi. 12 yaşındaydım. Annemle ablamın kılığına girmişlerdi. Gece saat 3'te uyurken odamın kapısını açıp tamam uyuyor gidebiliriz deyip kapıyı kapatıp evden çıkıyorlardı. Ben de peşlerine takılıp apartmandan indim. Sokakta kaybedip tekrar eve çıktım. Annem kapıyı açtı, hayırdır oğlum dedi. Sizin peşinizden geldim, siz gitmediniz mi dedim. Tekrar yattık, sabah direkt hocaya gitmiştik. Yazdı çizdi, erkek olduğum için beni kendilerine eş olarak almak istemişler. Hoca öyle demişti. Allah'a şükür bir daha yaşatmadı, yaşatmasın da. Şimdi söyleyeceğim ama bana kızacaklar. YouTube'dan dinleyenler, YouTube'dan dinlerken kızacaklar. Hani lafı geldiği için söylüyorum, bir kere daha diyorum. Değerli dinleyenler, adınızı duyarsanız gitmeyin. Hep söylüyoruz yani. Adınızı duyarsanız gitmeyin, çağrılsanız gitmeyin. Gitmeyin yani. ...26 yıldan beri gassallık yapan Türkan ablayı ikna ettim. Şu an müsait olmadığı için bağlanamadı. Bir dahaki Bö programında başına gelen birebir yaşadığı bir olayı anlatmak istiyor demiş efendim. Olur canım, biz bekleriz. Rüyada kan görmek rüyayı bozar. Geçersiz sayılır rüya demiş efendim. O da büyülü mü korumalı mı bilemiyorum. Bir ağaç vardı memlekette, sıkıntılı geçti demiş efendim. Vallahi ben Bö'yü ilk defa dinliyorum, ürktüm demişler. Zaten korkmanız için yapıyoruz sevgili dinleyenler. Buradan yürüyorum, biri çıkacak gibi oldu demiş. Bir hikayemiz var demiş efendim bir dinleyicimiz. Şimdi ara vermeden önce bu dinleyicimizden bir deneyeyim mi o zaman? Büyülü mü korumalı mı, ağaç vardı memlekette sıkıntılı. Ağaç hikayeleri enteresandır. Mesela ağacı yani öyle hikayeler vardır biliyorsunuz. Ağacı sökerler, götürürler, ertesi gün gelir bir bakarlar işte ağaç oradadır. Bu başka şeyler için de yapılır. Bu ağaç hikayeleri birazcık enteresan. Korkutuyorsun bizi demiş efendim. Abicim korku programı zaten yani. Şu beyefendiyi bir arayayım ya da beyefendi dedim bilmiyorum. Hanımefendi de olabilir. Yani öyle geçti. Yani öyle çıkıverdi ağzımdan. Bir arayayım bakayım ağaç hikayesi neymiş. Beni keçi kanıyla yıkadılar diye yazan dinleyicimiz vardı. O müsaitse bana bir yazsın. Size zahmet. Ya ona zahmet. Efendim. Merhaba efendim. Merhabalar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlar. Sağ olun abi. Çok teşekkür ederim. Kiminle görüşüyoruz? Ben ismim Ekrem. İzmir'den katılıyorum. Ekrem abi, orada çok böyle gürültünün geldiği bazı yerler var. Sadece seni duyabileceği bir yere geçer misin, sana zahmet? Şu an geliyor mu? Gelmiyor. Tabii çok da naz niyaz yapamıyorum. Seni ben aradığım için direkt çok da öyle git falan diyemiyoruz ama şu anda iyi abi. Güzel. Tamam. Şu an güzel. Hani iyi mi? Demin daha iyiydi abi. Kurcalama bak. Güzel dediğimde güzeldi. Demin daha iyi. Şu anda iyi. Mesela neredeysen. Bir saniye. Şu an iyi midir? Canım abim, son sorduğun 3 keredir iyi. Hiç kurcalama. İyi. Şu anda da iyi. Tamam. İyi. Ben şu an çalışıyorum şu anda. Uyandım zaten, onun için çok şey yapma, git gel diyemedim sana. Makinedeyim o yüzden kusura bakmayın. Estağfurullah. Nedir abi bu ağaç hikayesi? Ben şimdi 2004 yılında falan memlekette gittik Erzurum'a. Evet. Bizim köyün karşısında bir ağaç var. Yani çam ağacı ama şöyle bir şey. 9 kişi el ele tuttuğu zaman ağacı kaplıyor. Gövdesine. Yani gövdesi çok geniş bir ağaç. Yani ortasında da böyle eski bir kapılara benzer bir oyuk gibi bir şey var. Hı. Yani benim rahmetli dedem bana diyordu ki bu ağacı dedi kesmeye gidenler
hani geri dönemedi. Dönemiyor dedi. Ben korktum tabii, anlattı. Ben korktum ama benim kafamda biraz yer yaptı bu ağaç. Evet. Yani yer yaptı hani, çünkü inanmadım. O zaman yaşım 14 ve 15 yaşında varım yokum. Tabii inanmadım. Akşam üzere merak ettim. Yani bir meraktan bir balta aldım. Hani gideyim dedim, bir ağaç dedim neden kesilmesin? Yani kesilebilir düşüncesiyle gittim. Yani akşam üzerine doğru gittim. İlk baltayı vurduğumda ağaca, hani vurduğumuz zaman ağaç yarılmak ister diye saplanır, bir oyuk bir şey oluşur. Ağaçta o şekil bir oyuk oluşmadı. Yani vurdum, ikinciyi vurduğumda baltanın sapı kırıldı. Yine ağaca saplanmadı, sapı kırıldı. O oyuktan siyah bir belirti. Hı. Yani bir yüz, bir boydan bir, yani bir sürület gibi, artık şimdi konuşamıyorum da, belirdi. Ben tabii korktum ama yani buz gibi oldum. Ayaklardan bir soğuk su dökülür gibi de üstümden aşımdan aşağı buz gibi oldum. Dedeni dinlemedin mi dedi bana. Evet. Bana dedeni dinlemedin mi dedi. Ha, onu da biliyor yani. O sıra bayılmışım. O sıra bayılmışım. Kalktığımda bir daha dedim gelmeyeceğim. Yani kesmeyeceğim diye. Artık konuşuyorum ama gerçek mi, hayal mi hiç bilmiyorum. Yani bir daha... ayıldın mı ama, yani şimdi bayıldın? Ayıldım. Karşımda görüyorum. Ha. Var ama konuşuyor muyum onunla, konuşmuyor muyum, ya da rüyada mıyım, kendimle mi konuşuyorum hiç bilmiyorum yani. Nasıl bir şeye benziyor? Öyle bir durumum var. Yani bir filmden esinti vereyim. Bu Yüzüklerin Efendisi'nde yok mu yaratığın üstünde gezen, yüzü görünmeyen bir şey var. Hani adını bilmiyorum. Nazgül ama. Mü ne diyorlar? Tamam. Nazgül diyorlar. Hani yüzü görünmüyor. Tamam, adını adını bilmiyorum da tamam, yani, olayı anladım. O şekil bir şey var ama yüz görünmüyor. Bir daha bayıldım, kalktığımda bizim köyün mezarlığındaydım ben. Köyün mezarlığındaydım. Ben ondan özür diledim. Tamam yapmayacağım dedim ama bana dedi şu mezarı kaz dedi. Mezar kazdırdı bana, sana. Şu mezarı kaz dedi. Abi çok özür dilerim. Mezarın... Bunu bir dakikadır bunu sormak zorundayım. Yani kendim için de dinleyenler için de. Birebir yaşadığın hikayeyi anlatıyorsun değil mi şu anda? Aynen abi, aynen. Şimdi devamını peki, anlatacağım. Devam bana dedi ki bu mezarı kaz dedi. Ama mezarın başı, yani kıbleye bakmıyor. Mezar kıbleye bakmıyor. Bir tek o mu farklı orada yani? O farklı. Yani köyde yıllardır hani o mezar orada galiba ama yani mezar kıbleye bakmıyor. Hı. Ben tabii hani kazamayacağımı artık söylüyorum ama artık rüyada mı değil mi, artık korkuyorum da. Ya ne yani, olduğu belli değil. Tam hayat değil, böyle jöle kıvamında değil, bir hayat. Değil değil yani değil. Bitkisel hayatta mıyım acaba diyorum, hani hayal mi görüyorum? Ben onu kazmadım. Biz memlekete geldik, Bursa'ya geldik. Şu an İzmir'deyim ama biz Bursa'ya geldiğimizde, yani bir 15-20 gün, bir ay sonra o mezarı köy koruyucusu kazmış. Yani köy koruyucusu kazmış, iki küp altın çıkmış. Mezar ters, eski bir mezar. Altın çıkmış, hiç başka gömülü bir şey yok. Gömülü bir şey yok. İki küp altın çıkmış. Yani gömülü olan herhangi hiçbir şey yok. Köy korucusu niye? Köy korucusu niye kazmış abi? Onu biliyor musunuz? O meraktan kazmış. Bu niye mezar ters? Niye ters diye? Hmm. Hani neden ters diye? 2009'da askere gittim abi. 2009'da evet. Askere gittim. Şırnak'taydım. Şırnak, Hakkari. Hani şey kurduk Şırnak'ta.
gece sabahlayacağız dediler. Burada komutan dedi ki Şırnak'tayım. 2009'da Acemilik Aydın'daydı. Ondan sonra Şırnak'a gittik. 2015. 6. aylarında Şırnak'a gittik. Komutan dedi bu gece buradayız. Yani dağ, bayır, arama, tarama vesaire yapıyoruz yani. Bu gece buradayız dedi. Yatıyorum gece. Gece bir içimde bir şey var. Hani biri kalk diyor. Hani Ekrem diyor, kalk diyor. Ya sağıma bakıyorum bir şey yok. Soluma bakıyorum hiçbir şey yok. Yatıyorum, Ekrem kalk diyor. Yani kalkıyorum ama tamam nöbet tutan arkadaşlar var vesaire var ama hani kimseyi göremiyorum. Kalktım dedim bir gideyim bir su içeyim, elim yüzümü yıkayım, az ilerledim yürüyeyim dedim. Aynı selületi gördüm. Aynısını. O, askerde denk geldi. Askerde. Ağacın orada gördüğünü. Ağacın orada gördüğüm geldi. Ben zaten dizlerimin üstüne çöktüm. Yani o korkuyla çöktüm. Elim, ayağım vesairem boşaldı. Hatta dedim ki hani bilsem ki ölecek yani artık rüya mı değil mi? El bombasına bile dahi sarıldım. Çekeyim kimim yani öldürecekse o korkuyla şeyle ölmeyeyim diye el bombasına bir sarıldım. Bana dediği bu. Buradan dedi uzaklaşın dedi hemen. Ben dedi burada sabahlara kadar dedi geziyorum. Zamanında dedi burada hani kötülüklere bilmem nelere sığmayanların gece dedi burada iniltilerini dinliyorum ben dedi. O ağaçta buradan görmüş oldunuz. Gördüm ben selület. Sormadınız mı anne mesela ama. Çocukken yani şey ben olsam mesela çok affedersin vallahi yani sen yaşadığın için soruyorum ben olsam şey derim. Yani beni hatırladın mı derim en azından. Abi ben onu sima olarak zaten aynı selület. Yani bir değişen bir şey yok onda. Hani ses tonu da bir farklı. Ben titriyorum, ağlıyorum ama yani öyle böyle ağlamıyorum. Onunla konuştuğumdan da ben emin değilim. Hani o var mı yok mu emin değilim. Yarı baygın. Benim yani. Psikolojim bir el bombasında. Hani çeksem hani ölür mü kendim madem öleceğim yani bana dedi ki ben dedi zamanında dedi burada hani kötülük bilmem neler işte hatırlayamıyorum dediğini sığmayanların gece ben dedi iniltilerini dinliyorum dedi bu dağlarda buradan dedi uzaklaşın dedi ben ağlıyorum komutan dedi ne oldu dedim komutanım hani böyle böyle bir durumum var. Böyle bir artık rüya mı şey mi bilmiyorum dedim yani. İçimde böyle bir korku var. O zaman dedi toplanın dedi. Bir kilometre dedi yukarı tepeye çıkacağız dedi. Bir kilometre böyle tepe vardı. Tepeye çıktık. E sen söylemedin mi kardeşim komutana ama yani bir şey gördüm dedim, bana böyle dedi. Şöyle dedim böyle böyle anlat, oldu. Öyle anlat. Ağlıyorum. Çünkü öyle anlat. Anlattım. Onları söylemediğin zaman inandırıcı olmuyor çünkü başkan. Yani öyle anlat sen. Evet, anlattım. Hani. Yani ama bir saniye abi. Hı. Alo. Alo. Mustafa Ekrem. Abi keşke söylesen de kessek sesi kessek yani. Keşke söylesen de. Alo. Geliyor mu abi sesin? Heh, geliyor abicim evet. Bir kilometre yukarıya çıktık bir tepe noktaya. Hı. Burada dedi konuşlanacağız dedi. Tamam konuşlandık. Nöbet tutuyoruz. Yarım saat belki 45 dakika geçti geçmedi. Oraya yani 10-12 kişilik şey geldi. Terörist grubu. Orada çatışma çıktı. Ne sizin terk ettiğiniz yerde mi? Terk ettiğimiz yere geldiler. Orada çatışma çıktı abi. Siz terk ettiniz. Kimle çıktı? Biz yukarı çıktık. Bir kilometre rampaya çıktık. Yani tepe noktaya çıktık. O konuşlandığımız noktadan bir kilometre yukarı çıktık. Aşağıya yani 12-13 kişi falan bir terörist grubu geldi. Onlarla orada çatışma çıktı. Anladım. Eğer ki o şeyle uyusaydık yani iki kişi nöbette ama belki bir kayıp zayiat verebilirdik. Allah korumuş abi. Yani. Ondan sonra
askerliğim benim 2011'de bitti. Tamam abi. Ben dedim, bu kadar uzun tutamayacağım daha. Çünkü yani son sizi zaten son cümlem. Evet, son. Evet, buyurun. Askerliğim bitti, memlekete gittim. Ağacın oraya gittiğimde benim 2004-2005'te kırılan baltam sapasağlam ağacın dibinde duruyordu abi. 2004-2015. Aldınız hani mı baltayı? Aldım baltamı. Baltam şu an evimde duruyor hala. Geçmiş olsun aldım abicim. İyi günlerde kullanın. Öpüyorum sizi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Değil mi? İyi günlerde kullanın yani baltayı. Evet. Evet. Dur bakayım. Ben Balıkesir'den Serap. Doğum yapmıştım. 20 günlük kızımla mecburen Eskişehir'den Batman'a taşındık. Lausallıları korkuttuklarını söylerler ama ben hiç inanmamıştım. Eşimin mesleği askerlik ve mecburen göreve gitti. Evde yalnız kaldım. Evi bile tam yerleştirememiştik. Ben sıcak olur diye en küçük odaya yerleştim. Gece kızımı uyutuyorum. Ayağımda sallıyorum ve kesinlikle uyumuyordum. Kesinlikle uyumuyordum diye de belirtmiş. Odanın kapısı yavaşça açılmaya başladı. 1.30 boylarında, yüzü kırış kırış olmuş, sivri sakallı ve sivri şapkalı, iğrenç gülen ve bana pis pis bakan değişik bir adam. Cüce gibi yaşlı. Refleks olarak kızımı kenara bırakıp fırladım. Kapıyı itiyorum, o da itiyor. Kızını ver dedi. Çıldırdım, imdat diye bağırıyorum. Zemin kattayım lojmanda. Nizamiye kapısındaki nöbetçi askerler duymuş. Koşarak gelmişler. Zile basmaya başladılar ve o an gitti. Çok kötüydü demiş. Ama yeni doğum yapmış kadınların böyle hikayeleri vardır. Bir gün bir dinleyicimiz de anlatmıştı. Ben de duymuştum bir yerde. Ne diyorlardı ona? Al karısı diyorlardı galiba. Yeni doğmuş çocukların kundağına işte ya da ne bileyim beşiğine, yatağına ya da bulunmuş oldukları yerlere makas koyulmasının sebebiymiş. Makas koymasının, yani yeni doğmuş çocukların peşindeymiş. Al karısı derlermiş sevgili dinleyenler. Mevzu bundan ibaret. Şimdi bizim bir ara vermemiz lazım. Yeni günlük şarkısını yazanlar var burada. Böğ günleri yeni günlük şarkısı yapmıyoruz sevgili dinleyenler, haberiniz olsun. Evet, Serdar Gökalp'le Böğ devam ediyor sevgili dinleyenler. Adem, sana zahmet, gönder telefonları. Az önce yan odada yatan annemin kahkahasını duydum. Gece gece hayırdır diye yanına gittim, uyuyordu. Uyandırdım, dedim sen mi gülüyorsun? Yo kızım, sana gece gece neler oluyor dedi. Ben şok demiş efendim. Belki rüyasında gülüyordur. Yani olamaz mı? Olabilir. Yani inşallah öyledir, bilmiyorum da tabii. Yani inşallah öyledir. Öbür türlü olursa ooo. Efendim İpek Hanım'ın bir hikayesi var. Onu dinleyeceğiz şimdi. Annesine musallat olan varlık. Merhaba İpek Hanım. Merhaba, nasılsınız? Yani iyi geceler, sağ olun, siz nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim, sağ olun. Hikayenizin bayağı sağlam olduğu konusunda bir şey var. Duyum var bana. Doğru mudur acaba? İnşallah tatmin edebilirim sizi. Sağ olun canım, bu laftan sonra zaten biz olduk yani, hiç merak etmeyin. Buyurun, dinliyorum efendim. Şimdi annem Loğusay'dı, biz yeni bir eve taşınmıştık. Evet. O yüzden de böyle anlattığı garip şeyleri çok önemsemiyorduk. İşte ayağımı gıdıklıyorlar, işte yüzümü almaya çalışıyorlar gibi bir şeyler anlatıyordu bize ilk başta. Anneniz, kardeşinizi doğduğu zaman, evet. Doğduğu zaman, evet. Biz de çok önemsemiyorduk. Hani eve de yeni taşındık, işte kapılar gacır gucur ediyor falan diyor ama hani ilk insanlar yeni eve taşındığından böyle şeyler duyuyorlar zaten. Evet. Bana dedi ki bir gün lisedeyim ben o zamanlar, ergen zamanım zaten, çok fazla da dinlemiyorum annemi. Arkadaşımla eve geldim ben. Annem dedi ki, İpek dedi, bu demiri sürekli kapıya koyuyorlar dedi. Ben atıyorum o geliyor, ben atıyorum o geliyor dedi. Bu demir parçası da kapıların süsü olur ya, yaprak şeklinde böyle altın sarısı bir şey. Ben de onu aldım, hani inadım zaten. Tamam ver dedim, ben onu atayım dedim, senin de bir daha gözün görmez diye. Ben onu aldım, böyle senin bahçesine fırlattım. Sonra arkadaşımla eve geldik, o kapıda yine duruyordu o demir. Ben de onu aldım, içeri soktum. Anne bak, bu yine buradaymış falan dedim. Ben anneme inanmaya başladım. Annem de sürekli işte bana büyü yaptılar filan diyordu. Sonra başladı bizim olaylarımız. Evet.
sürekli şeyden bahsediyordu. Evde ben akşamları kedi sesi duyuyorum. Geceleri uyanınca birden gündüz oluyordu diyordu. Ben de hani inanmıyordum. Ondan sonra bir gün yatakta yatıyorum ben. Şöyle bir şey tasvir edebilirim size. Beyaz çarşafı birisi iki eliyle beraber yüzünün altında birleştirmiş. Ama yüz kısmı simsiyahlık, ben sadece beyaz çarşaflı bir şey gördüm. Üzerime doğru eğilmiş ve bana bakıyor. Sonra zaten bu demiri aldıktan sonra oldu. Birden böyle bismillah diye ben fırladım yataktan. Ablam da benim sesime uyanıp geldi, ne oldu diye. Hani ışığı açtırıyorum, beni mi korkutmaya çalışıyorsunuz filan dedim. Kimse hiçbir şey yapmamış. Ondan sonra annem o gecede annem şey görmüş. Duvarın köşesinde bir erkek birisiyle konuşuyormuş ve anneme ismini söylemek istemiyorum ben şurada, ama anneme ismini söylemiş. Senin ismini? Hayır hayır. O varlık anneme kendi ismini söylemiş. Oo. Ve bu Türk ismi. Türk ismi. Evet. Evet. Annem söyleme kimseye falan diyordu. Çünkü anneme sadece inanan evde benim. Çünkü ben de gördüm. İşte bayağı da annemle biz işte şeye başladık. İşte nasfela okuyoruz evde sürekli. Ben kapının eşiğinde ayetel kürsü okuyorum. Peki çünkü başka de... başka bir evdekilere söylüyor musunuz ya böyle böyle bir şey oluyor filan? Söylüyoruz ama şöyle, ablam var, o hiç inanmıyor bize. İşte babam da hiç inanmıyor. Kardeşim zaten bizi sallamıyor. Hı. Falan. Biz dört kardeş. Birisi bebek zaten. Bebek de sürekli ağlıyor. Hani annem korkmaya başladığı zaman o daha çok ağlıyor. Hani o zaman böyle sakinleştirmeye çalışıyoruz, yok. Ondan sonra şöyle bir şey oldu. Annem bir gün namaz kılıyormuş. Namaz kılarken önünde üç tane ışık yanmış. Üç tane fener yandı ipek gözümün önünde dedi. Ve ayaklarının ve ellerinin böyle çarpık çarpık olduğu küçücük bir şey görmüş. Sonra bismillah deyip hani şey yapmış, böyle kendine gelmiş ne oluyor falan diye namazı falan yarım bırakmış. Ondan sonra gelip bana anlattı. Ben de babamı sıkıştırdım, dedim ki kadın dedim bir şey görüyor, hani siz inanmıyorsanız bile bir hocaya götürelim. Sonra annemi biz bayağı bir hocalara falan götürdük. Biz doğuluyuz. İşte annemin babası da çok okuduğu için hani köyden muskalar yazıp falan gönderiyorlar anneme korkuyor diye. Evet. Hiçbir değişiklik olmadı. Sonra annemin bu en küçük kardeşimden önce yani doğmuş. Yani köye kadar haber gidiyor tabii, köydekilere de gidiyor. Evet ya, çünkü annem çok fazla korkuyor ve sabahları diyor ki en az haftada 3 kere beni diyor akşam dövüyorlar diyor. Hani ben diyor ne kendim kalkabiliyorum ne bir şey yapabiliyorum dedi. Hatta şöyle de bir şey var, kız kardeşim yaklaşık bu olay tabii 5 yıl falan sürdü, hemen atlatamadık biz bunu. Hatta ben hala bir şeylerde yaşıyorum ara ara, ama benim artık hiçbir korkum kalmadı. En basitinden geçen gece annemin böyle fısıltıyla bana İpek dediğini duydum. Işte. Gözümü açtım. Siz diyorsunuz ya gitmeyin diye. Gözümü... Hep öyle diyorum, çok özür diliyorum. Hep öyle diyorum. YouTube'daki video yorumlarının altına bakıyorum. Her yayında söylüyorsun, her yayında söylüyorsun diyorlar da. Ya her yayında hikayesi var abi, ben de uyarıyorum işte yani. Bak kadın kendisi söylüyor yani. Bana fısıltıyla çağırdılar gitmedim diyor. Öbürküsü çağırdılar gitmedim diyor. Gidenlerin hali ortada yani. Evet, buyurun, evet. Çok özür dilerim, buyurun. Yok estağfurullah. Sonra gözümü açtım, mesela hiçbir şey yoktu. Aklıma direkt sizin lafınız geldi. Hatta şey dedim, acaba ben programları çok dinledim. Bu ara ben YouTube'dan sürekli dinliyorum. Çok dinlediğim için mi acaba bilinçaltıma denk geldi dedim. Yine uyudum, korkmadım ben yine çok fazla. Siz artık alışkanlık olmuş. Biraz öyle olmuş bende. Sonra işte biz herkese haber falan gönderdik. Yaklaşık benim küçük kız kardeşim 3 yaşına bastığında asansöre ne zaman binseler gelmeye gelme diye ağlıyormuş. Sonra en sonunda biz evi değiştirmekte karar kıldık. Artık annemle... babanız ikna oldu yani, değil mi çocuğu? Aşırı bir rahatlık çünkü yani, baksana evde yaşananlar resmen Amerikan korku filmi gibi. Yani hani o korku filmlerinde de çocuk yatağın altında kesik el bulur, babaya götürür. Baba der ya büyütecek bir şey yok der, çöpe atar, hayata devam ederler. Yani size inanmamaları birazcık öyle gibi olmuş. Aynen öyle ve kesinlikle inandıramadık. Hani şey, ben biraz zaten çok akıllı bir insan olarak gözükmüyorum sanırım evde. Hani sen de annenin etkisi altında mı kalıyorsun gibi bir durum söz konusuydu. Hani aşırı realist bir aileyiz sanırım. Öyle, şu an aynen öyle gözüküyoruz. Kesinlikle inandıramadık biz kimseye. Hani yine dayımlar falan sağ olsunlar, onlar anneme yardım ediyor ama babam hiç inanmıyor. Hani olur mu öyle şeylerde falan, ama hani o da namazında niyet. Niyazında oruç tutan bir adam aslında. Yani ben şunu söyleyeyim size, hani siz kapının demirini atmışsınız kendiniz bilerek, yani görerek böyle atmışsınız. Evet. O demir bir daha gelmiş ya. Evet. Zaten yani o demir geldikten sonra ne işiniz var daha orada yani, ben
Burada birkaç dinleyicimiz de yazmış. Bizim Yaşar abi de yazmış. O da aynı fikirde. Başkaları da söylemiş. Demir geldikten sonra daha ne iş? Bizim için hikayenin korkunç kısmı demiri attınız geldi ya, bitti. Ben bir daha girmem o eve. Yani büyük konuşmayayım da. Sizdeki büyük cesaret harbiden. Ama algılayamıyorsunuz hani ilk etap. Acaba çocuklar mı yaptı, doğru mu söylüyorlar falan. Ve hani bir şekilde kurtulmaya da çalışıyorsunuz. Net bir şey de yok ortada. Ve ben zaten küçüğüm. Hani babam inanmıyor zaten. Ev bahçeli bir ev miydi? Hayır, değil. Değil. Bildiğiniz 12 katlı bir apartman ve çok kalabalık bir şehirdeyiz. İstanbul'da yaşıyoruz ve bu da İstanbul'un böyle göbeğinde bir apartman. Kocaman bir site zaten. Bahçe katı falan değil, yukarıda yani. Hayır değil. Üçüncü kattaydık. Üçüncü katta. Evet. Sonra biz o evden taşındık. Şu anda var ya bütün yani üçüncü katta oturan bütün Türkiye'de ne kadar insan varsa hepsini tribe soktun şu anda. Evet. Eğer 2010'da falan taşındılarsa bir korkabilirler. 2010'da taşındılar. Biz o zaman çıktık ve bizden sonra hemen yine dolmuş ev. O evle alakalı şöyle bir şey söylemişler anneme. O eve kim geldiyse panik atak olarak çıkmış o evden. Allah Allah. Ben dedim ki anne bunu daha önce niye söylemedin dedim. Ne bileyim aklıma gelmedi ki diyor. Evet devam annem edelim. Annem de öyle bir kadın. Sonra biz annemi en son bir hocaya götürdük. Hoca anneme demiş ki sana bir tane çiçek getirilmiş eve 3 eşarpla beraber. Senin o çiçeğinin içine bir su dökmüşler. Hani ilk önce o çiçekten kurtul. Annem ne yaparsak yapalım biz o çiçeği çıkarıyoruz, annem geri eve getiriyor. Ne yaparsak yapalım geri getiriyor. Biz ona bir çözüm bulamadık. Bir dakika, nasıl getiriyor? Siz annenize söylüyor. Yani yanlışlıkla mı getiriyor yoksa bile işte kendisi alıp... Hayır, bilerek getiriyor. Diyorum ki anne niye getiriyorsun diyorum. Ben onu atamam diyor. Aa, o zaman tamam. Evet. Zaten hani o demiri eve aldığım tamam. Hani ona inanıyorum da. Diyorum ki hani bak çiçeği suladılar. Hani seni de etkilemişlerdir. Belki ondan görüyorsun. Ama ben sonra annemi de kendimi inandıramamaya başladım. Onun akabinde biz o evden çıktık. Başka bir eve yerleştik. O eve işte biz tanıdıkların hocalarını, bildiğimiz cami hocalarını herkesi sokuyoruz. Hani diğer evden çıktık, söylentiyi duyduk. Bari belki bu evde rahat ederiz diye. Ondan sonra annem bir gün temizlik yaparken kombilerin en altında boruların gittiği yerler olur. Hep orası şeydir, böyle bir kumludur. Ne yaparsanız yapın temizlenmezler. Onun arasından annem bir muska buluyor. Ama yeni evde. Evet, yeni evde ve biz oraya eve daha hiç kimseyi davet etmemiştik. Hani gittik, bir haftanın içerisinde oluyor. Annem onu almış, yakmış. Ondan sonra annemde hiçbir şey kalmadı artık. Ne korktu, işte ne sesler duydu, ne bir şey oldu. Sadece o olaydan sonra çok esrarengiz bir tane olay yaşadık. Onda da annemin küçük kız kardeşimden önce düşük yaptığı 3 tane küçük çocuk varmış. Evet. Bir gün ben yarı uyanık halimle koridordan sürekli çocuk sesleri duyuyorum. Koşuyorlar, bir yukarı koşuyorlar, bir aşağı koşuyorlar. Ben de koridordan erkek kardeşimin sesini duydum. Ya bir sessiz olun artık dedi. Ben de bağırdım ya bırak çocuk onlar oynasınlar dedim. Çocuklar benim kapımın önünde gülüştüler. Sonra sabah oldu. Ben hani hiç uyanmamışım gibi bir şey oldu. Annem geldi yanıma dedi. İpek dedi akşam beni hiç uyutmadılar dedi. Ben yine dayak yedim akşam dedi. Ne oldu dedim yani artık bir şey olmuyordu dedim. Çünkü annem sürekli muskalarla yatıyor. Hani babasının verdiği dualarla uyuyor. Ne oldu dedim, o çocuklar dedi bütün gece beni rahatsız etti dedi. Ben rüyamda ne gördüysem annem de bana aynı çocukları anlattı. 3 çocuk, 2 kız, 1 erkek, 1'si kumral mı dedim, evet dedi. Ben o zamandan beri bu hikayeyi hiç kimseye anlatamıyorum, çok korkuyorum. Yani korkmakta da haklısınız hakikaten. Enteresan bir şey çünkü. Yani bir yeni eve taşınıyorsunuz, ben onda kaldım hala. Şimdi yeni eve taşınıyorsunuz, hiç kimseyi davet etmediniz o eve. Yeni taşınmış olduğunuz evde muska buldunuz. Hayırdır, neden peki? Hiç bilmiyorum. Ya ben şey yordum, belki bizden önceki kiracınındır falan diye ama hani... Ama şimdi hanımefendi yani diğer evde sizi rahatsız ediyor varlıklar. Başka eve taşınıyorsunuz, o evde muska buluyorsunuz ve hiç üstelemiyorsunuz. Vallahi çok enteresan. Şey ama hani gittiğimiz her yere işte hocaları getiriyoruz, okutuyoruz filan ya. Hani onun biraz da rahatlığı var bizde. İşte mesela onu dediniz ya, ben de ondan diyorum acaba çağırdığınız hocalar falan yani. Çünkü kimseyi çağırmadık diyorsun. Şey ama biz hocaları muskayı bulduktan sonra da çağırdık. Hani sürekli şey kendimiz gidiyoruz okutuyoruz. Hani önceki eve de hoca getirdik. Buradakini ben şey olarak gördüm. Hani bizden öncekilerde mi acaba bir şey vardı diye. Allah Allah, değişik, enteresan. Değerli dinleyenler, size de soruyorum. Bu yani evinde böyle muska bulan ya da buna benzer böyle büyüdü müyüdü falan da filan da şeylerin yapımında kullanılan şeyler bulan var mı? Evinde işte odasında orada burada filan. Varsa bana yazar mısınız? 0541-222-8902. İpek Hanım, siz kendim de gördüm dediniz. O anlattığınız çocukların hikayesi miydi o?
Hayır, ben kafamın önünde bana eğilip duran bir şey vardı. Onu demiştim. Bir onu görmüştüm. Bir de erkek kardeşim. Ben önceden bir hamburger şirketinde çalışıyordum. Çok geç saatlere kadar çalışıyorduk biz. Gece saat 3 civarı, çok ilginç bir şekilde yine 3 civarında. Hep 3 civarı, hep benim hikayelerdeki gibi yani. Hep 3, 3'lü saat. Yani 3'ü 5 geçe, evet. 3'ü çeyrek geçe, 3.30, 3.40, 3.50 hep bir 3 var ama yani. Hep öyle. Yine sormuştunuz siz Ömer Hoca'ya, o söylemişti hani en güçlü olduğu saatler diye. Ben o zaman inandım biraz da. Normalde bunları ben unutmuştum. Sizin programınızı dinleyince aklıma geldi bunlar hep benim. Artık hiç anımsamadığımız şeyler. Benim sürekli sağ kulağımda bir şey nefes alıp veriyordu. Ama hep sağ kulağımda. Mesela sol tarafıma yatayım, asla ben o sesten uyuyamıyordum. Sürekli soluma dönüp uyumak zorunda kalıyordum. Yani o kulağımda sürekli bir nefes sesi oluyordu. Ben de kulağımda herhalde bir sıkıntı var diye düşünüyordum. Ama hiç doktora gitmek de aklıma gelmemişti. Bir gün yine uyurken o üçlü saatlerde kardeşim böyle eğildi. Ama gözümü açmadım. Yani sadece varlığının üzerime eğildiğini hissediyorum ben. İpek, benim iş kıyafetlerim nerede dedi. Böyle bir tam gözümü açacaktım, dedim ki kardeşim evde değil. Bunu bana her ne soruyorsa dedim. Ben eğer gözümü açıp görürsem dedim, bu bana yapışır. Bir daha da gelmez. Gözümü açmadım. Ben artık aklımdan naslar, felaklar, ayetel kürsüler ve ben onları okumadan asla uyumuyorum. Okudum, okudum, okudum. Sonra kulağıma sabah ezanı sesi geldi. Ya ben orada bir uyudum, uyandım ya da bayıldım gibi bir şey oldu. Sonra pencerenin önünde bir tane karga ötüyordu. Elimle perdeyi açtım. Güneş ışığı girdi içeri. Ses de mekanikleşip kapıdan çıkıp gitti. Sonra bana birisi dedi ki onların dedi sesi mekanik oluyor. Eğer nas felak okursan onlar mekanik olarak gidiyor dedi. Ben o yüzden o yaşadığım şeye de çok inanıyorum. Hani öyle bir şeyler vardı, belki beni rahatsız ediyorlardı ve ben onlardan hep duayla bir şekilde kurtuluyordum. Yani Allah bir daha yaşatmasın inşallah. 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 Çok teşekkür ederim hikayenizi paylaştığınız için. Sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun, iyi akşamlar. Sağ olun, iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Ademciğim, diğer telefon gelsin, sana zahmet. Ben bulmuştum yağ parçaları. Evin hiçbir şekilde insan eli değmeyecek bir yerden önüme düştü. Sonra bir hocaya danışıp halletmiştik. Akarsuya attık onları da demiş efendim. Kombinin üstünde 3 tane muska bulan varsa Ümraniye civarında, onları biz unuttuk. Korkmayın, koruyucu muskalardır. Biz taşınırken muskaları evde unuttuk, yenilerini yaptırdık daha sonra demiş efendim. Ümraniye civarı. Annemle evde domuz yağı sürülmüş eşyalar bulduk. Domuz yağı nasıl anlıyoruz sürüldüğünü mesela? Bana yapmışlardı muska. Babam yaptı bir şey için. Saçlarımı ense kısmından kesip atletimi istemişti hoca. Onları muska yapıp bir mezarlığa ayak ucuna gömün demişti demiş efendim. Allah Allah, ne değişik, ne enteresan şeyler harbiden. Oturma odasında bulunan çekyatların altında tahta kısımlarda domuz yağı sürüldüğünü fark etmiştik. Domuz yağını nasıl fark ediyorsunuz, domuz yağını? Bunu Ömer Hoca'ya soracağım bunu bağlandığı zaman. Cahit Bey merhaba, iyi geceler diliyorum. İyi akşamlar, Cihat adım. Cihat mı? Özürler olsun abi, Cahit yazmışlar. Kapatıp bir daha bağlamayalım isterseniz, şu an düzeltelim. Nasılsınız abi, iyi misiniz? İyiyim abi, hayırlı programlar hepinize. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Başınızdan geçmiş bir hikaye. Benim en çok yükseldiğim hikayelerden bir tanesi cin çağırma olayı. Evet, öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Ömer hocamız da bizi dinliyor şu an. Dinliyor abi. Yani sürekli bu tür programdan sonra da Ömer hocamız bir tabir kullanıyor ama şunu belirtmek istiyorum ki az bile söylüyor yani, mahluk diyor. Yani bir şeyler söylüyor ama az bile söylüyor yani. Yaşadıklarımı yapacak olanlar varsa İyice dinlesin, ondan sonra sen o çağırma yani kısmını falan yine de anlatma sakın. Yani nasıl yol çağrılacağını olsun, yol gösterecek şeyler anlatma abi. Kesinlikle, sadece Ömer hocamız yadırgıyor, az bile yadırgıyor, onu belirtmek istedim. Yani Allah razı olsun, zamanda dinleseydim hiç böyle bir yola girmezdim ben. Bunu belirtmek istiyorum. Abi orta iki yıllarımda bir memleketimizde, şu an İstanbul'da yaşıyorum ama kendi memleketimde, arkadaşlarımızla böyle bir olaya kalkıştık. Arkadaşımın eski Ermenilerden kalma 250 yıllık harap bir hanı vardı. Evet. Virane terk edilmiş. Onun içine girdik biz. 6 tane arkadaş. Usullerini yaptık. Gece 1 gibi. Bizzat çağırmak için girdiniz yani. Tabii ki, tabii ki. Bizzat öyle bir şeyimiz oldu, yanlışımız. Girdik biz. Çağırdık, usullerini yaptık. Geldi. Ortaya koyduğumuz şey falan geldiğini hissettik. Kendimize özel, kendimizin bildiği bilgileri soruyoruz. Hepsini teker teker söylüyor yani, insanın kendi bildiği olur, başkası bilmez, onu soruyoruz, onları bile biliyor.
Hristiyan olduğunu söyledi. Adını söyledi. Söylememde bir sakınca var mı bilmiyorum ama. Yani sen bilirsin, korku programı. Yani Şakir Josbe diye bir isim söyledi. Muhtemelen 60'tır ama. Kimdir diye? Şakir Josbe adı. Evet. Ermeniymiş. Hristiyanmış. Bunu evet. söyledi. Çağırdığımız yerde Ermenilerden kalma. Hı-hı. Han etrafında da Ermeni mezarlığı varmış. Hı-hı. Daha önceden tarihi bölgede yaşıyordum ben küçükken. Evet. Biz bunu gönderdik abi. Ama gitmedi doğrusu, tabii değil mi? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Belki çok komik olabilir ama biz bundan abi sayısal loto sonuçlarını istedik. Bize verdi. Hepimiz dedik yani sallıyor, tamam geçmişi bildi ama geleceği nereden bilecek? Ama bizde kimse dedi ki oynamayacağız. Hepimiz oynadık abi. Oynamayı geç, millete de ufak tefek tütün parasına sattık yani. Bunu da itiraf edeyim. Sayısal loto sonuçları açıklandığında bir rakam bile tutmadı, bunu belirteyim. Bir rakam bile tutmadı. Evet, bir rakam bile tutmadı abi. Akabinde aradan biraz zaman geçtikten sonra eve gittim abi. Evde bir türbanlı ablamız bulunuyor. Ömrümde hiç görmedim. Ablam üniversiteden sınıf arkadaşıymış. Evet. Gittim abi. Sürekli gözlerime bakıyor. İçinden dedim ki benden 2 yaş büyük, acaba etkilendi mi diye. 16-17 yaşın verdiği bir heyecan, çılgınlık. Bana dedi ki bundan dedi 2 hafta önce buraya çok yakın bir yerde böyle böyle tiplerle 6 kişi. Siz dedi böyle bir halk işlemişsiniz. Ama dedi bak bu gitmemiş. Bu demiş biri senin üstünde, biri de bir arkadaşım tarif etti. Diğeri de onun üstünde. Kendine dedi bu saatten sonra çok dikkat et. Sürekli dedi oku. Sürekli oku. Ben dedi. Abi ki ya, çok özür dileyerek sonra sormayı unuturum. Adem not alsın. Ömer hocam yazmış, demiş ki ismi bir daha sonra söyler misiniz demiş. Ömer abi de not alsın. Adem sen de not al. Neydi abi isim? Şakir Josbe. Şakir Josbe. Doğru mudur? Josbe. Josbe. Evet abi. Tamam abi. Defalarca kere de söylettiniz. İnşallah şeker adam laneti gibi bir şey değildir bu da. Evet abi. Muhtemelen sallamıştır abi. Bilmiyoruz çünkü yalancı mahlukları biliyorsunuz. Evet. Abi neyse birebir söyledi. Bayan önümde ilk defa gördüğüm ablamın arkadaşıymış. Dedi ki 6 kişi. Tipleri bu. Burada bunu saat dedi 1.30'da çağırmışsınız. Siz de onu sayısal loto sonuçlarını almışsınız. İnsanlara bunu tütün parasına satmışsınız. Biz de ortaokul çocuğuyduk. Yolsuzduk. Yani öyle bir şey yaptık yani, inkar etmiyorum. Abi neyse, abla yok yapmadım falan dedim. Abla olmadı öyle bir şey. İnkar etmeme rağmen dedi ki ben de her şeyi biliyorum. Attığınız adıma sen ve diğer arkadaşın dikkat et. Buna dedi bu saatten sonra dikkat et. Abi aradan biraz zaman geçti. Sabahleyin uyandım. Kahvaltımı yaptım. Üstümü giydim, okula gideceğim. Sabah ezanına evimden 1 kilometre ötede uyandım. Aradan birkaç gün sonra. Evden ötede uyandım. Evet abi, yani ben normal kalkmışım ama gece yarısı yani sabah namazına doğru ben normal kalktığımı zannediyorum. Üstümü giymişim abi, kahvaltımı yapmışım, kendi çayımı demlemişim. Dışarı çıkmışım okula gitmek için, kitabımı, defterimi almışım. Evimden 1 kilometre ötede sabah namazına uyanıyorum. Yani bilinçsiz bir şekilde yapmışım. Evet. Dedim ki olur yani, uğur gezerlik olur, ona malum oldum. Tabi abla onu deyince biraz tedirginlik oldu. Okuyoruz, bir şey yapıyoruz. Abi gece uyurken birden biraz tüylerim de diken diken oluyor. Dinleyenlerden de özür bizim diliyorum. De ettin harbiden, bizim de ettin. Dinliyorum. Abi, bence, iyi dinliyorum gece, seni yani. Gece 2-3 gibi tam saat o aralar kapım açıldı. Yattığım odanın kapısı da açıldı. İçeriye 3 tane siyah duman şeklinde yani nasıl derseniz duman derim yani pelerinli duman derim. 3 tane mahluk girdi. Yani cinsiyet hiçbir şey yok. Bir koku bir hiçbir şey yok abi. Sıcaklıkta filan şey odanın sıcaklığında filan bir değişme, bir soğuma, ısınma filan. Abi hiçbir şey hissetmedim. Çünkü çok korktum. Ona istinaden ne koku hissedebildim ne bir şey hissedebildim. Şimdi konuştuk ama şu şekilde sesli olarak konuşmadık. Yani artık onlar beynim tırman oluyor. Beynimde çıkan o sesleri ben yorum yapıyorum. Yani bizi sahipleneceksin. Bizim liderimiz olacaksın. Bizi sen bu saatten sonra sen yöneteceksin diyorlar. Abi ertesi gün bir daha geldi bunlar. Ertesi gün bir daha geldi. Ben dedim ki galiba ben uykuda halüsinasyon görüyorum. Uykuda rüya görüyorum. Dedim yanıma bir su koyacağım. Bir de bir şey koyacağım. Onlar geldiğinde koyduğum şeyi öteye fırlatacağım. Suyu da içeceğim.
Yani ondan sonra anlayacağım ki bunlar geldi. Yani gerçek abi mi bunlar, rüya mı değil mi diye. Aynen öyle abi. Evet. Yani kendi çocuk aklımla 16-17 yaşım abi. Bir şey bunu yani doğru olmadığını, gerçek olup olmadığını anlamaya çalışıyorum. Ailemle kimseye söyleyemiyorum. Ablama diyorum ki ablayı çağırır mısın, onunla konuşmam lazım. O gelmiyor, memleketine gitmiş. Tam sömestr tatili, ona ulaşamadım. Abi geldi evime, ben suyu içmişim. Onlarla yine konuşmuşum. En son şunu dediğimi hatırlıyorum. Sizden korkmuyorum. Öldürüyorsanız öldürün. Rahat bırakıyorsanız rahat bırakın. Dedim abi, ayağa kalktım. Gittim babamı uyandırdım. Dedim baba ben çok hastayım. Ben dedim hastaneye götür. Doktora gittik abi. Dedim ki böyle böyle üşüyorum dedim. Hastayım dedim sadece. İğne vurdu. O gün bugündür abi bunlar benim başımdan gitti. Bir daha gelmediler. Daha da, devamı var abi. Adem Bey'e bunu belirtmiştim. Evet abi. Abi 16-17 yaşından geldik 33 yaşına. Allah bağışlasın. Bir erkek evladım oldu benim. Maşallah abi, Allah bağışlasın. 2 yaşına kadar abi çocuk normal. 1,5 aylığı geçtikten sonra hatta konuşmaya başladı. Normal, her şey normal. Hiç problem yok. Konuşuyor, anne diyor, baba diyor, suyunu istiyor, mamasını istiyor. İşte ihtiyaçlarını falan yavaş yavaş o yaşlardaki, o çağlardaki çocuk nasıl yaparsa aynı şekilde yapmaya başlıyor. Her şey normal yani. Evet abi, 2 yaşına 1 ay kala abi bu çocuk bizimle konuşmamaya başladı. Bize tepki vermemeye başladı. Bizimle hiç olmamaya başladı. Sadece babam 5 vakit namaz kılar. Sadece babam evdeyken babamın yanına gidiyor. Annem namaz falan kılmaz. Annemin yanına da gitmiyor. Eşimin yanına da gitmiyor. Ben de yapmadık yani, kılmadık, Allah affetsin. Hı hı. Bana da gelmiyor abi. Hı hı. Abi ondan sonra sadece babama gidiyor. Babamla konuşuyor. Babam hı hı. evde yokken duvara bakıyor. Duvarlarla konuşuyor. Gecenin böyle 2-3 gibi 4 gibi. Birdenbire abi hiçbir şey yokken çocuk bir ağlamaya başlıyor, bir çığlık atmaya başlıyor. Sanki diri diri bir şeyi kesersin ya abi, kendi etini kesersin ya. Hı hı. Ya böyle bir çığlık, böyle bir ağlama, böyle bir yakarış yok abi. Yani şaşırıyoruz hanımla. Ya ne oluyor böyle, ne yapıyor bu çocuğa, okşuyoruz, şey yapıyoruz abi. En sonunda dedik ki çocuk psikiyatrisine biz bunu götürelim. Götürdük abi, buna bir tanı koydular ama ağır bir tanı koydular. Dedik ki bir tane doktorla olmaz. Hani o gün olur... Doktor beyin, doktor hanımın belki de iyi günde değildir, yoğundur, anlamamıştır. Bir başka doktora yine gösterelim. Bu konuyla ilgili iyi birisini araştırdık abi, bulduk, ona da götürdük. Bir önceki doktorla aynı şeyi söyledi ki ağır şekilde o tanıyı koydu. Yani bunu bu şekilde dedi, kabul edeceksiniz yani, yapacak bir şey yok. Abi kara kara düşünürken arkadaşım dedi ki İstanbul'a yakın bir yerde bir hoca var böyle böyle, bir ona gösterelim yani. Çocuk dedi güzel, nazar değeri bir şey olur. Sıkıntı olur. Hemen dedi böyle dedi hayata küsme. Ama abi yani hayata küstükken yani hayatımız bitti bizim. Çocuğumuz birden böyle oluyor abi. Parantez içinde şunu söyleyeyim. Ömer hocam da dinler. Yani bunu gerçekten kalbimle anlatıyorum. Yaşadım. Abi çocuk gözümüzün önünde, mutfaktayız. Arkamızı dönüp masadan bir şey alıp geri dönme süresi 1-2 saniye tezgahın üstüne çıkıyor abi. Yemin billahi diyorum. Nasıl çıkıyor anlamıyoruz. 2 yaşındaki çocuk. 1 saniyede falan yani. Evet abi. Duruyor abi. Çocuğun üstüne evde bir şeyler devrilmeye başlıyor. Gözümüzün önünde abi yani. Hanım ben birbirimize bakıyoruz. Çocuğun üstüne bir şey devriliyor. Biz tabii diyoruz ki bir sıkıntı var. Hemen altına yatıyoruz. Tutmaya çalışıyoruz. Çocuk arabadayken abi yolda gidiyoruz. Birisi yani yemin billahi diyorum abi, bak gecenin karanlığına yemin olsun. Birisi elimin altında direksiyonu alıyor. Yani bizi böyle bir uçuruma atmaya çalışıyor. Ben ağır vasıta şoförüyüm abi. Şu an ilaç çekiyorum. Kendi şahsi arabamla bir yere giderken, çocuğum arabadayken bu olaylar olmaya 2-3 aylık süreçte yolda birisi abi birden direksiyonu elimden almaya çalışıyor. Yani mücadele ediyorum abi. Sen daha çok bilirsin. Şasis yamuk araba kendini sağa sola çeker de zorla tutarsın ya abi. Aynı evet. şekilde. Velhasıl abi arkadaş dedi ki bir hoca var, ona dedi gidelim. Asgari ücretin abi 1600 lira olduğu zaman da hoca bizden 5000 lira para istedi. Dedim ki hocam sen eğer bir şey varsa çocuğum iyi et, ben sana dedim arabayı vereyim. Kalktık gittik abi. Denizde düştük, yılana sarılacağız artık. Maddi şeyler gözümüze gelmiyor. Hı hı. Hocaya ne olduysa hoca dedi ben bakmayacağım dedi abi. Orada kara kara düşünürken İstanbul'dan da bayağı çıkmışız. Hı. Orada birisi dedi ki burada dedi bir şey var, hoca var. Gelin dedi ona gösterelim. Dedim ki sıkıntı değil. Hocaya gösterdik abi. Hoca çocuğun bize dedi ki o doktor hanım, doktor bey dedi bu çocuğa böyle böyle bir tanı koymuş, teşhis koymuş. Kesinlikle dedi bak böyle değil. Bu çocuk bu yaşa kadar
böyle normal son 2-3 aydır bu çocuk böyle atıyor. Kendi abi çok özür dileyerek burada dinleyiciler de merak etmiş. Ben de soracaktım da bitmesini bekledim, sonra belki unuturum. Kardeşimize ne tanısı koyulmuştu? Ağır otizm. Alamadım abi tam. Abi ağır otizm tanısı konmuştu. Tamam efendim, ağır otizm. Ağır otizm. Evet abi. 2-3 tane de psikiyatriye götürdüm abi ben. Hepsi evet. Aynısını söyleyince. Evet. Artık biz de umudu kestik. Bu yola girdik. Velhasıl abi. Hoca dedi ki bak dedi buna dedi ağır otizm demişler ama çocukta dedi böyle bir şey yok. Bu çocuk bu yaşa kadar normalmiş, son 2 aydır 3 aydır bu çocukta bir sıkıntılar var. Bu dedi birden üstüne bunun bir şeyler düşer. Beraberken başına sürekli sıkıntı gelir. Bu çocuk dedi sadece babanın yanında rahat ediyor. Babanın dışında hiç kimsenin yanında bu çocuk rahat değil. Baban dedi namaz kılıyor, evde dedi Kur'an okuyor. Dedim hocam doğrudur. Kendi kendine konuşur diyor. Evde çocukla birebir yaşadığımızı anlatıyor. Abi dedi ki çocuğun dedi 3 adet dedi sahiplenmiştir. Dedim ben hocam niye sahiplenirler? Ne olur sebep nedir? Birisi bir şey mi yaptı? Dedi ki gençliğinde sen bir hata etmişsin. Onlar gelmiş. Sen bunlar gitti zannetmişsin. Bunlar gitmemiş. Senden çocuğunla bunlar geçmiş. Çocuğunda bunlar kalmış. Yani, Serdar abi, direkt hocam dediği bu. Çocuğunda bunlar kalmış. Ben dedi sana bir şeyler söyleyeceğim. Bir şeyler dediklerimi arsiyen yap. Allah'ın izniyle dedi hiçbir şey olmayacak. Çocuk düzelecek abi. İnşallah. Bu olayı yaşadığımız hoca, bunu da belirteyim. Kesinlikle para almıyor abi. Dedim ki hocam bir hediye vereyim yani şuradan bir fakir varsa ona bir şey vereyim. Dedi ki kesinlikle olmaz. Git başka yerde başka birisine zekat vereceksin, fitre vereceksin, yardım edeceksin. Ama dedi bu iş Allah rızası için yapıyorum ben. Bir de şunu özellikle rica etti hocam. Bir yerde dedi yani hoca şifa verdi, hoca yaptı dersen dedi hakkım dedi helal etmiyorum. Ben dedi hiçbir şeyim. Ben sadece bir kapı var açmasını öğrettim. Allah şifa verdi, Allah kurtardı diyeceksin dedi. Düzeldi mi kardeşim peki sonra? Abi çocuk 2 yaşında yaşadık. Şu an 7 yaşında. Sınıf birincisi. Normal karşınızda alın. Bilmeyen olayları yaşadığımız bilmeyen hiç kimse çocuğun geçmişte böyle bir işe karıştığını bilmiyor. Çocukta böyle bir şey olduğunu hiç kimse bilmiyor. Alın normal birisi gibi konuşun, muhabbet edin yani. Çok zeki. Ey maşallah. Yani düzeldi Allah'a şükür. Hiçbir problemimiz kalmadı ama böyle bir olay yaşadık Serdar abi. Abi geçmiş olsun. Değişik, enteresan bir hikaye. Vallahi anlatırken sesin titredi. Bizi de aldın götürdün. Kardeşimizin iyileşmiş olmasına da ben çok sevindim. Çok sağ ol abi. Allah beterinden saklasın. Abi. Sağ ol, var ol. Hikayeni bizle paylaşmış olduğun için. Eyvallah abi. Cümlemizden teşekkür ediyorum abiciğim. Sağ ol abi. Sağ ol. Çok teşekkür ederim abi. Görüşmek üzere. Ömer Hoca'yı bağlayalım mı? Ne dersin Adem? Bağlayalım. Tamam, bağlayalım. Sormak istediğim çok soru var. Senin. Yani evet. Hayret. Peki. Bağla bakalım Ömer abi. Evet. Hatta şey yapalım ya, istersen bir ara verip öyle mi bağlı? Ama yok, sonra vakit kalmıyor. Değil mi? Sonra vakit kalmıyor. Tamam, sen bilirsin. Aa, özür dilerim, son bir telefon mu var? Yani bir telefonumuz var. Nedir hikaye? Kız kardeşine musallat olan varlık. Vallahi ona şimdi bir Ömer Hoca'yı bağlasana sen. Çünkü sonra süre kalmıyor, vakit kalmıyor. Bu hikayeden ben çok etkilendim demiş efendim. Vallahi İşte her hikaye farklı sevgili dinleyenler. Sen bundan etkileniyorsun. Bundan öncekinden etkilenen oluyor. Bundan daha çok etkilenen oluyor. Daha az etkilenen oluyor. İşte korku programının lezzeti burada sevgili dinleyenler. Şimdi burada da yazılanlar var. Bizim Gassal çok yazmaya başlamış. Çok hikayeler var tabii onda. Tabii meslekte öyle olmuş olduğu için... Dur bakalım şimdi hocam bir bağlansın, bir bakacağız. Geldi mi Ademciğim? Tamamdır. Ömer abi merhaba, iyi geceler diliyorum. Merhaba Serdar abicim, iyi geceleriniz olsun. Sağ ol abi, olsun. Teşekkür ederim. Ne haber, iyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim abicim, Allah razı olsun. İyiyiz. Yayını dinledik. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Dinlediğinizi biliyordum zaten, sen zaten yazdın zaten de. Tam şey hocam, PlayStation 5 haberiyle aynı anda senin uyarın geldi biliyor musun? Dedim ki Allah Allah, Ömer Hoca bana oyun tavsiyesi mi gönderdi acaba dedim. Bir... Vallahi. Hayatımız oldu oyun abi ya. Bu hakikaten zaten yardımcımız olsun yani. Amin. Gece...
Peki hocam, sen şimdi biz seninle gündelik yaşantıda da çok konuşuyoruz. Gerçi bu ara birazcık benim şeylerden dolayı. Hani şimdi yayında söylemedim ama sen biliyorsun bu aralar nelerle uğraştığımı. Bu evet. bu sebepten dolayı çok fazla görüşemiyoruz, konuşamıyoruz seninle ama şimdi aklıma geldiği için sorayım. Böyle oyunlu moyunlu falan fırsat oluyor mu hocam? Var mı? Vakit oluyor mu? Kalıyor mu hiç? Abi yok. Genellikle oyun olmasa da ben böyle kitap genellikle, bir de vakalar olsun, onların takibi. Bir de hüsn hat yazıyorum. Yani Arapça güzel sanat yazısı var. O yani boş zamanlarımda genellikle işte güzel bildiğim bir söz ya da bir dua ya da bir ayet-i kerime varsa onlarla böyle ilgileniyorum abi. Daha güzel geçiyor. Gençliğimizde Counter diye bir oyun vardı. Onun evet evet de... Counter. Ben o zaman size sorayım şimdi. Counter'da adam öldürüyorum, orucum bozulur mu hocam diye. Bozulmaz abi. Peki o zaman senin aldığın notlardan hikayeleri dinleyelim. Hocam buyursunlar. Nasıl arz ederseniz. Öncelikle hani başlamadan önce Cihat kardeşimize Rabbim yardım etsin. Amin onun inşallah. Onun hikayesi tabii, bütün hikayeler aynı şekilde ama. Başlayalım abi. Bismillah. Birinci ismini vermek istemeyen arkadaşımız çocuk evet. yaşta bu tişörtünü camdan böyle çekip ayağını bir ayağı camda bir ayağı içeride o şekilde bir durum. Buna benzer şeyleri de çok duyuyorum abi ben. Yani. Ya abi biz zaten hani bu şekildeki olayların olmasının sebebi bunu bahsediyoruz. Yani tekrardan da bir üzerinden geçmek olursa şöyle bir durum söz konusu. Öncelikle hani eğer mizacen zayıfsanız ya da işte kapılarınız kırılmışsa... Yıldızı düşük de mi diyorlar abi ona bir de? Yıldızı düşük. Tabir olarak kullanabilir de biz o yıldız düşük olayını kullanmıyoruz abi. Onu ben de anlamıyorum da yıldız düşük ne demekse onu anlamıyorum. Ya abi şimdi mizaç olarak insanoğlu dört mizaçtır. Toprak, hani bu hava, su, toprak evet. dedikleri mevzu var ya, bu dört mizaca aittir. Mesela çok celallidir, çok öfkelidir, bu ateştir işte. Çok halim selimdir, çok güler yüzlüdür, bu sudur. İşte çok sabırlıdır, böyle çok böyle metanetlidir, topraktır. İşte mizaçlarına göre hani çok kısa kısa değiniyorum ki uzun uzun anlatmaya hacet yok. Hani bu mizaçlara sahipseniz işte ya da bir de bunun mizaçlarınızdan herhangi birini siz geliştirirseniz kuvvetli olursunuz. Bunu tabii imanınızla, ibadet itaatleriniz güçlendirirseniz kaya gibi olursunuz. Yani çok sağlam bir hayat yaşarsınız. Ama ve lakin bu mizaçlar zayıf olup bir de üzerine de olmaması gereken hasletler olup işte haram şeylerle haşir neşir olup az önce Cihat Bey'in anlattığı gibi böyle hayatta aksiyonlar arayıp çağırmak gibi filan değil mi? Ya zaten Allah, ben yine bu kelimemi arkadaşlar takmış ama Allah selamet versin. Böyle dikkat etmeyip hayatta böyle canı sıkılıp bir aksiyon denemeleri yaparsanız, o kapıları kırdırırsanız yol geçen hanına döner böyle. Tabii ondan sonra uğraşma meşgale, hoca yani uğraşırlar, dururlar ama biz tabii Allah muhafaza bunu kimsenin uğraşmasını, kimsenin herhangi bir şekilde böyle şeylerle maruz kalmasını istemeyiz. Allah da denk getirmesin. Ama ve lakin amin inşallah. Bu durumlarda maruz kalındığı zaman mizaç eğer zayıf ise ya da işte örnek veriyorum o anki hal uygunsuz ise ya kontrol altına alınırsınız, yani fiziki olarak bedeninizde hükmedemezsiniz. Konuşamazsınız görmede ya da işte duymada ya da işte kaslardaki o sinir sistemine müdahale edildiğinden dolayı koşa gider duvara vurursun, işte gidersin camdan atmaya kalkarsın kendini ya da işte Cihat Bey'in anlattığı gibi bir kalkarsın farkında olmadan evden 2 kilometre 3 kilometre dağın tepesinde bir yerde uyanırsın. Yani bunlar bu işin yaşanmış şimdiye kadar birçok kimsenin kötü hatıra olarak hatırına tutulan ve hiç de yalan söylemeye ihtiyacı olmayan kardeşlerimizden duyduğumuz, bizatihi gördüğümüz vakalardır. Bunlar mümkündür. Bunlar oluyordur. Bizatihi de bizim de müşahit olduğumuz olaylar da vardır. Bu babasının yatağının yerini değiştirme olayı, sonra karşıladığı annesi iletimine çıkması, gel gel diye 8-10 defa çağırması, o anlık işte babasının ona öğrettiği bir besmeleyle işte besmele çekilip aynı böyle bir boyanın toz gibi hani böyle kaybolması. İşte biz programlarda hani bu duaların ne kadar büyük silah olduğunu,
Yani ne halde olursanız olun, ne yapmış olursanız olun, ne kadar günahkar olsanız da, hepimiz günahkarız, hepimizin günahları çok, hepimizin hataları çok, ama sığınacağımız kapıyı bilirsek, gerçek güç ve kudret sahibi olan Allah'a sığınırsak, işte o anda Allah-u Teala'nın rahmeti, mağfireti, kudreti, gücü tecelli eder ve seni o beladan biiznillah, Allah'ın takdiriyle kurtarır. İşte bir Allah'ın besmelesini çektiğin zaman olacak olayı arkadaşımız yaşamış. Sonra işte Felak Nas dualarını çokça okumuş. Akabinden hafif bir ışık yansımasından görüyormuş zaten bu olayları. Zaten bu gördüğünüz varlıkları böyle evde, affedersiniz, her taraf led lamba, karşına böyle hani hologramla inmez bu iş yani. Arkadaşlar, inanmayan arkadaşlar için diyorum. Ya bir de bu konuyu bahsederken YouTube'da bu program yayınlandığı zaman bazı arkadaşlar durumu bilmedikleri için kendi kafalarına göre böyle yorumlar yapıyorlar. Ya yani yapmalarında bilmedikleri için bir şey demiyoruz ama. Ya hocam bir şey söyleyeceğim. Bir yani... gün denk gelirlerse inşallah böyle o zaman anlarlar durumu diyorum artık. Şimdi yani çünkü... ben burada şunu örnek veriyorum abi. Abi matematiği anlamayan, bilmeyen, matematiği bilmeyen bir adama ömrü billah uğraş matematiği anlatamazsın abi. Yani evet, matematiği evet, anlatamazsın. Bu da böyle bir şey yani, bilmeyen daha önce yani çarpım tablosunu bilmeyen bir adam matematikte başarılı olamaz. İşte dört işlemi bilmeyen bir adam matematikte başarılı. Anlamaz da zaten, sabaha kadar anlat. Anlamaz da. Yani bu da bunun gibi, bu farklı bir ilim. Bunda da tabii bilinmesi gereken bir şey var. Ben kendi adıma hep şunu söylüyorum. Elhamdülillah abi, seçimimiz belli. Bu varlıkların varlığına ben kendi adıma çok sonuna kadar inanıyorum. Ama inanıp inanmamak tabii insanların haline. Allah, ben de seninle aynı fikirdeyim. Allah karşılaştırmasın ya, inşallah. Aynen, karşılaştırmasın. Ama karşılaştırdığı vakitte o zaman da arkadaşlarla böyle... İşte o zaman, yani işte o zaman çarpım tablosu dersin ya. O zaman. Yani o zaman çarpım tablosu, aynen. 8-10'a çarparlar arkadaşı da. Her neyse, Haydar Bey'in hani ilk arkadaşın konuşmak gerektiğin zaman bu kafidir. Haydar Bey'in hikayesinde bu tarla olaylarında abi, ya peri olayı, bir de Allah nasip ederse bu sizin yoğunluğunuz geçtikten sonra Serdar abi. Hı. Bu işin bir metodolojik olarak kronolojik tarihini bir inceleyecek böyle tarzda zaten videolar, hani şeyler, ya da işte örnek veriyorum bir konuşmalar yaparız. Onu bu haftadan sonra yaparız abi istersen. Olur uygundur abi. Çünkü... Nasıl olsa sen oradasın, ben buradayım, yeni stüdyodan ben sana bağlanırım. Görüntüye de gerek yok. Sesli olarak insanların sormuş olduğu şeyleri açıklayacak bazı şeyler yaparız abi. Tabii abicim. Ya çünkü bunun bir kronolojik tarihi var. Hani mesela bizde cin misin, peri misin, in misin, cin misin? Cen nedir, cin nedir, bu işin nereden gelmiştir, bu işin başı nedir, hani bizde Adem Aleyhisselam, onlar da kim, hani bunun bir kronolojik tarihini az çok hani toplumun bilebileceği kadar, yani fazlası değil, çünkü merak uyandırmak değil amacımız, bir şeyi izah etmek, buna karşı tedbir almak, yoksa diğer türlüsü bir fantastik bir yolculuğa çıkalım da hadi gel el ele tutalım, hani bir gezelim tozalım tarzında bir olay olmayacak. Haydar Bey'in hikayesine hemen geçiyorum abi. Esrarengiz tarla. Bu arkadaş bir tarla alıyor. İşte ucuz mucuz bir şekilde diyor ki ekim biçeyim, sulama yapıyor. Birinin ölmesi veya birinin orada bayılması veya birinin oradan geçmesiyle bir yerin lanetlenmesi ya da işte orada esrarengiz olayların olması gibi bir şey söz mevzu bahis değil. Orada herhangi bir mekan, herhangi bir yer, herhangi bir mağara, herhangi bir ev, yani mekan olarak bir yerde eğer bu şekilde paranormal olaylar yaşanıyorsa İki ihtimali var. Birinci ihtimal şu. O yerde bu cinli varlıkların ya müminleri ya da kafirlerinin orayı mesken edilmesi. İkinci olarak da oraya büyü veya sihirle bir şey saklanması veya saklanmaması. Hani mesele bu. Hmm. Bu kadar basit. Ya bu define yani, olayları da olabilir. Ya işte diyorum ya hani anlatmak istedim. Şimdi hani milletin hani şimdi her yerde bu vardır diye şimdi sonuçta binlerce insan bizi dinliyor. Ha, bir yerde bir şey duyar la o zaman hani falanca zaman da böyle bir şey duymuştum. Ha burada da vardır. Adam şimdi teşvik mamına değil bir şey saklanır. Hiç değersiz bir şey de olabilir. Değerli bir şey de olabilir. Ama bu riske girilmez. Neden? Bunun usul ve furuları var. Yani sen bu usulleri uygulamazsan
Allah selamet versin yani, artık ne olur bilemiyorum. Yani o nasibine ne düşmekte. Ondan sonra bu arkadaş tarlaya gittiğinde lastiği patlıyor. Yani gidiyor, dönüş yolunda lastiği patlıyor. Aynı şekilde onu böyle sanki etrafından kovalayan böyle ya da birlikte onunla koşan durumlar. Ya işte hani o arkadaşlar, yani işte o bu mevzu başında geçen arkadaş oralarda zaman geçirince, rahatsız olunca onu oradan nasıl caydırırız ki, zaten başarılı olmuşlar. Hani nasıl işte ürkütürüz, nasıl işte buradan kaçırırız tarzında. İşte usulü bilmediğinden dolayı zaten bilmesi de beklenmez. Belli bir ilim ikmal etmesi gerekiyor. Onu olumsuz yönde korkutma ya da işte oradan çekindirmeyle bir şekilde yol izlemişler. Arkadaş da bu netice itibariyle gerekeni yapmış. Yani yapması gereken doğru şeydi değil mi abi? Tabii canım, zaten gidip yani normal avam, yani toplumdan bir kimse, bu konu hakkında ilmi bilgisi olmayan bir kimse başına böyle bir şey geliyor ya da bir evde ya da bir dükkanda ya da bir işte örnek veriyorum iş yerinde ya da örnek veriyorum bir yazlıkta, dağlıkta, taşlıkta böyle bir şey başına geçiyorsa ısrar edip yok kardeşim heriflik yapmaya gerek yok. Yani çoluğum var, çocuğum var, hiçbiri olmasa kendim var, aklı sebebim var. Yani bu hikayeler anlatılırken arada rastel bir arkadaşın başına geleni gördünüz. Yani şimdi adli dengeni kaybedersin, ondan sonra oturursun. Allah selamet versin. Yani kendine dert, ailene dert hiç gerek yok. Tez zamanda terki diyar edeceksin, tedbiri mekan yapacaksın. Ve ciddi manada hani az önce Cihat Bey'in de anlattığı gibi hiçbir karşılık beklemeyen bir arkadaş bulacaksın. İlmi ikmal etmiş. Ona akıl danışacaksın. Sana söyledikleri şeyi de harfiyen yapacaksan, yapmayacaksan hiç kimseyi de yormayacaksın. Yani bir işte sorayım geleyim de aklıma geldim. Yani yaptıktan sonra da işine gücüne bakacaksın. İnat etmeye gerek yok. Bilmiyorsun çünkü. Düşman karşında gözümle gördüğüm bir varlık değil bu. Sana ne zaman gözüküp ne zaman gözükmeyeceğin, ne şekilde geleceği, senin o anda hazır olup olmayacağın değil. En ansızın, en çaresiz olduğun uykuda ya da yarı uyanık olmadığın bir halde, yorgun olduğun bir halde, yolda olduğun bir halde, araba kullanırken ya da işte dağda taşta nerede geleceğini bilmiyorsun. Bir anda gelir. Bu bir de abi illa evde yalnızken falan değil değil mi? Topluluk içerisinde falan da böyle bir şey yaşanabilir mi? Olabilir mi abi? Abicim aynı şekilde bu İpek Hanım'ın anlattığı hikayede bilmiyor musunuz? İşte annesine, kendisine, diğerleri de o evde yaşıyor. Değil mi? Yani bu sadece ailede bir kişiye değil. İlk başta İpek Hanım da hani kendisi de izah ettiği gibi hani annesine inanmadığını, işte hani ondan sonra da kendi başına gelince iman et söylüyor. Yani o varlıklara iman etmek değil, yani öyle bir durum yaşamıyorsundur tarzında konuşuyor. Ama ondan sonra baktı ki durum öyle değil. Yani böyle bir şey olduğu zaman, mesela bundan iki gün önce yine böyle bir vaka geldi bana. Böyle böyle adam anlatıyor. Dedim abi sen bir dakika dur, ağzını aç. Dedim böyle 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 mi oluyor? Hemen dedi abi o evi terk et dedim adama direkt. Ya şimdi o eve gideceksin, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Bir şeye dikkat edeceksin. Olmadı çünkü kapı açılmış orada. Değil mi? Adam yani. Ya kişiyle alakası yok yani orada. Mekanla alakası var. Tabii abi tabii, adam orada rahat etmiş. Seni orada istemiyor. Git ya hani. Adam orada rahat etmiş, seni orada işte. Doğru diyor aslında ya. Yani. Bakmayın değerli dinleyenler, güldüm. Komik söyledi ama doğru diyor yani. Şimdi üç harfli diyoruz ona da. Ben de buna olduğum olası karşıyım abi şimdi yani. Tövbe yarabbi, cin deyince oluyor da üç harfli deyince bize demediler mi diyorlar onlar yani. Ne oluyor ben anlamadım. Ya yok öyle demiyorlar. Gülüyorlar abi sadece yani. Üç harfli yani, bizim bir hocamız vardı Adem Hoca. Tabii o bizim büyüğümüzdür. Allah ömrüne bereket versin. Biz de talebeyken işte hani edepten hocam işte üç harfler falan oturuyordu, kahkaha atıyordu. Oğlum diyordu yani bu adamlar atınızı ahmak mı ya diyordu. Üç harfli deyince güzürtmeyin kendinizi, adam akıllı ismini söyleyin. Mümin kardeşim veya işte kafirin deyin, anlarlar ya onlar yani. Herkes kendi ismini biliyor. Nasıl senin ismin varsa onun da ismi var. Onun da bir sıfatı var. O şekilde. Şimdi mesela atıyorum yani benden var. Radyocu deyince benden bahsetmiyor musun yani? Şimdi Alem Efendi bir radyocu var diyeceksin. Akla kim geliyor abi şimdi? Yani örnek veriyorum, bu radyoyu dinleyen herkes var.
ya Alem Efendi bir radyo yayını yapan bir abimiz var dediğin zaman akla gelen hani şey belli. Kim abi oldu, direkt... teşekkür ederim sana ama eğer üç harfliyse yani üç harfli hani kelse ben gelmeyeyim. Yok canım kel olan gelmiyor aklımıza abi yok. Selam bizim olsun abimiz... Fatih kardeşime de selam olsun. Fatih abimize de selam olsun hakikaten. Abi İpek Hanım'ın olayının annesine musallat olan konuyu anlatalım. Evet abi. Ben onu soracağım. Kadıncağız şey diyormuş ya, beni sabaha kadar dövdüler diyormuş abi. Ben birkaç hikayeden de biliyorum. Vallahi onu soracaktım ama unutmuşum. Herhalde zaten öyle bir şey olsaydı İpek Hanım kendisi de söylerdi. Sabah uyanınca dayak izlerinin belirgin bir şekilde olmuş olan dinleyenler de birkaç kere bağlandı. İşte sopayla vurdular, kalktık baktık sopa izi var, cimcik attılar. Serdar abi, ben de arşiv var. Hı-hı. Böyle bir arşiv var. Hani ben şimdi belli şekilde hani... vakalarımdan tabii hepsinden müsaade alarak hani hem de bizim kendi çalışma alanımız olarak yetiştirdiğimiz talebeler üzerine hani gösterebileceğimiz bir database olsun diye. Evet. Bazı resimler var. Adamı bildiğin davul gibi çalmışlar sabaha kadar abi, böyle vücutta bir tane kendi noktalı yok. Sordum, dedim ki ne yaptın kardeşim, dedim sen dedim bunu ya, hani bunu dedim mal sormak için ne yaptın, anlattı dedim ki sus dedim, hani üç cümle söyledi gerisini anlatma dedim, ben dedim iyi kurtulmuşsun, hani bu mümkün. Hani bazen şu dediği abi bak, hani şunu da yanlış anlamayalım. Yani ben çok iyi bir insanım. İşte ama bunu geldi bana yaptılar. Cinler işte, kafirleri geldi. İşte bu varlıkların hepsi kötü diye bir mesele yok. Yani hepsi bunların kötü değil. Bunların aynı bizim gibi iman eden, Allah'a ve Resulüne ve kitabına iman eden güruh da var. O güruhları tenzih ederek sen şimdi bir cürüm işlersin. O mümin İşte varlığın sabrını zorlarsın. Hani yanlış yaptığını yine dayak yersin. Ha, cürüm işlemezsin. Masumsundur. Yanlış yerde, yanlış zamanda bulunuyorsundur. Yanlış bir hareket etmişsindir. Yine o duruma maruz kalırsın. Çok farklı versiyonları var bu durumun. Yani sadece bu duruma maruz kaldın dediğin zaman biz vakaları dinlerken adamın zaten şekli şemalini, anlatım tarzından, anlattığı da tabii hani anlattığı bilgilerden arkadaşın da çok da böyle hani böyle doğru olmadığını anlıyoruz, yani doğru iş yapmadığını anlıyoruz. Ama tabii biz adam ayırmıyoruz, yani sen yanlış yaptın seni tedavi etmeyeyim tarzında değil de genellikle elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu ikiye ayırmak lazım. İpek Hanım'ın olayına gelecek olursak abi, bu kapının gıcır gıcır etmesi, işte demir parçanın kapının önüne gelip işte atıp bir daha tekrar gelmesi, evde kedi sesinin duyulması, İşte bu çarşafın böyle hani katlanmış birinin görmesi, tabii İpek Hanım'a da Allah yardım etsin, yani zor zamanlar geçirmişlerdir. Ailen inanmıyor bu duruma. Hı-hı. Şimdi ailenin inanmaması zaten hani bu işteki en büyük sıkıntı şu, bilinçli olmak. Yani bizim yaşadığımız bu dünya mekanında bu varlıkların da var olduğuna iman etmeyince işte en büyük sıkıntımız bu. Millet de ya uydurmayın diyor. Ha, uydurma, yaşıyor ondan sonra hocam. Hocam elini ayağını öpeyim diyor. Benim diyor çoluğun çocuğum var. Ben diyor yani ya kardeşim, iki ay önce seninle konuştuk biz bu konuyu. Beyefendi gitmiş bir işte bu ayin gibi bir şey yapmaya kalkıyor. Eli ayağına dönüyor. Ondan sonra yalvar yakar. Yani işte o duruma getirmemek lazım. Bilinçli olmak lazım. İşin gücün yoksa zaten işin gücün yok. Ama saygı duy. Yani şimdi nasıl biri sana bir hakaret etse yerinde duramayacaksın. Onlara da hakaret etme. Yani tabii bu biraz daha imani bir mesele. Çok da girdelenmemek lazım. Bebek ağlıyor. Namaz kılarken önünde 3 ışık çarpık, böyle bacaklı ufak tefek şeyler. Abi bu efrit dediğimiz kabiledeki varlıklar. Korkutmaya yönelik hiçbir yani fiziki zararları yok. Sadece ruhi olarak insanı korku ve stres yaptırmak için olan varlıklar. Yani en zararsızları değil. Ama 3 tane aynı anda gelmesini ilk defa duydum. O da işte hani farklı bir versiyon. Evden taşınıyorlar, rahatlıyorlar. Şimdi az önceki dediğiniz gibi yani ısrar etmemek gerekiyor. En kısa zamanda başka bir yere taşınmak gerekiyor. Bu çiçek olayı mesela bak nasıl yapıldığını çok merak, hani acaba nereden çıkacak diye. Bunu da ben yaklaşık 10 yıldır duruyorum. Herhangi bir evde çiçek, böcek hani böyle suyla, hani o yapılan işte büyünün ya da işte yapılan kötü o şeyin, işlemin sıvıya dönüştürülüp domuz yağının kokusunu sordun sen. Domuz
yağ abi şey gibi kokar. Kızgın yağ yok mu? Kızgın yağ bekler böyle. Evet. Onu böyle şey gibi düşün abi. Aslında bir hayvan bu kedi köpek öldüğü zaman bir leş kokusu vardır ya güneşte. Kızgın yağ ile leş kokusu gibi bir koku kokar. Yani evde ama mesela bir yere sürseler öyle koku mu gelir? Öyle koku mu alırsın? Ya bir yerde bunu almak için de yapılan kimse o kokuyu almaz. Yani işlem yapılan kimse o kokuyu almaz. Hiç bir fark etmez. Anca işte aklı başında olan bir kimse olduğu zaman tabi o da çok zor. Onu yapan adam onu nereye böyle iğnenin deliğine koyuyor yani. Bulmak da zor ama genellikle odur. Bir de evde böyle bir hava sürekli pis kokar. Ne kadar temizlik yaparsınız, ne kadar çamaşır suyu evde böyle ekşi ekşi bir koku kokar. Yani durum bu. Ondan sonra annesinin o çiçeği götürdükleri halde tekrarın geri getirmesi mesela. O da çok önemli. Israrcı olurlar. Onu yok edeceksin. Atacaksın, kıracaksın, dökeceksin yani. Bir öyle de kuvvet de veriyor değil mi böyle onlardan kurtulmadığın sürece mesela? Yani kuvvet de veriyor herhalde. Tabii canım. Mesela şöyle söyleyeyim. Cihat Bey şu anda bizi dinliyor. O 2 yaşındaki bebek öyle bir kendini sıkıyordu ki ellerini açamıyorlardı böyle. Çocuğu böyle hani nasıl diyeyim size, aşırı derecede bir güç geliyordu mesela. Onları böyle tutup böyle sinirlenip böyle kendini sıkıp böyle yakasını bacını elini zor alıyorlardı kendinde. 2 yaşında çocuğun yapacağı iş mi bu? Aklını almaz. Cihat Bey şu anda beni dinliyor. Yani onu da çok Allah yani yardım etsin. Evladıyla kimseyi imtihan etmesin. Bu 3 çocuk olayı düşük yaptığı annesinin İpek Hanım'ın 3 çocuk hani bütün işte gece görmesi, annesinin iki rüyasını anlatması, işte hani İpek Hanım bu rüyayı gördüğünde ses çıkartması, kardeşinin aynı şekilde işte iş kıyafetlerini ver dediği halde kardeşinin evde olmadığını fark etmesi, uyanıkmış yani Allah razı olsun. Hani akıllı, aklı başındaymış ki onu dikkat edip bizzat o kadar yakın temasta yani maruz kalmamak için iyi hareket etmiş. O takdire şayan yani. Notlarımı tekrardan bakıyorum abi. Cinlerin seslerini taklit ederim de şimdi millet yapayım mı diye düşündüm abi de. Mekanik ses dedikleri. Evet. Yani cinlerin... orası da bence taklit etme hocam. Sadece mekanik mi değil mi? Doğru mu değil mi onu söyle bana. Mekanik değil de nasıl diyeyim? Bas bariton bir ses düşün abi. Pes. Yani nasıl izah edelim onu? Pes'in biraz daha böyle yavaşladığım slow motion yani çok daha böyle dibden gelen bir ses gibidir böyle. Kalın böyle tok bir sestir o. Sana, eko da vardır. Sana duyuramadım şu an. Bir dakika dur bakayım abi. Nerede? Heh, şöyle bir ses olabilir mi mesela? Gibi abi. Evet abi bu şekilde. Bir de karga olayı yani bu varlıklar hayvanların da yani siyah kedi, siyah köpek işte hani yırtıcı hayvanlar ya da işte karga şeklinde de alabiliyorlar. Evet. Hani bunu da söyleyelim. Cihat Bey'in olayına gelelim abi. Cihat Bey. Vallahi biraz güldüm, biraz üzüldüm. Yani ilk başta böyle bu arkadaşlarıyla kalkıştı işe. Usullerini yapmışlar, başlamışlar. Bu ismi tekrar sormamın sebebi Şakir Jospe. Ben öyle not almışım ama. Evet abi, Adem, öyle. Evet. Şimdi normalde şöyle söyleyeyim. Şakir ismi Şükreden manasında. Yani o yüzden dolayı hani tam duyamadım. Tabii yalan. O da hani o şekilde isim olmaz. İsevi ise yani Hristiyan olduysa o şekilde Şakir ismi koyulmaz da o biraz daha hani Cihat Bey'in hani ya da oradaki arkadaşlarının tepkilerini ölçmek için bu şekilde bir tavır takılmış. Ya bir de Allah'ım yani saat gece 1:30-2 gibi yani o da iyi kurtulmuşlar ya ama o rahatsızlandığı dediği arkadaşı beyaz tenli olan arkadaşı daha da o iki vahim yaşadı. Cihat Bey ucuz kurtuldu. Ben tabii normalde yapmam hani biraz böyle bir dikkatli
ulaşmaya çalıştım ama hikayesinin sonlarına doğru dedim hani acaba ne yapabiliriz hani şey diye. Ama elhamdülillah hani kardeşimizin, ufak evladımızın düzeldiğini duyunca içim rahat etti. Benim de abi, ben de sevindim. Yani içim rahat etti. Rabbim yardımcısı olsun. Allah evlatlarımızı bu gibi her türlü bela musibetinden korusun. Evlatlarımız bunu çok hususi. Bizim hani memleketinde bir laf vardır. Dede eşki erik yerse torunun dişi kamaşırmış. Yani anne babada olan bir hasret çocuğuna, onun çocuğuna geçer. O yüzden dolayı bu durum da aynı şekilde evladımıza, hani o yavrucağızımıza hani intikal etmiş. Elhamdülillah yani Rabbim onu tez zamanda almış gitmiş. Rabbim ilmini artırsın, Rabbim hayırlı ömürler versin. Amin inşallah. Amin. Dediğimiz gibi ya yine Cihat Bey kardeşimizin anlatımları üzerine. Yani işte bir zamandan bahsetti. O zamanki asgari ücretin 1600 lirayken 5000 lira gibi bir para hani tevhir edip ondan sonra da hani şimdi yayında söyleyemiyorum. Hani gerekli şekilde Allah'ım ah öyle adamlar bana denk gelse davul gibi çalsak onları da neyse. Yani 5000 TL gibi bir para teklif ediyor ve bu adam yani hangi vicdanla, hangi hakkaniyetle, neye dayanarak bunu işte şeref yoksunu, haysiyet yoksunu kimseler insanların bu durumundan dolayı denize düşmüş, işte yılana sarılmak tabirini kullandı. Çok inceltiyor onu. Yani bu gibi insanları gördüğün zaman dövebiliyorsunuz, dövün. Caizdir yani, günah benim boynumda. Böyle etrafta ne varsa, böyle orada bulunduğunuz mekanda dövün. Eliniz sevaba bile girersiniz yani. Hiç siz olmazsa başlayın. Yine de dövmeyin sevgili dinleyenler. Hocam sinirlendi de dövmeyin. Polisi molisi arayın, haber verin ya. Şarlatan var burada deyin. Aynen ya. Vay ya abi ben abi insanların yani rızıklarına bu şekilde nasıl sen el uzatabiliyorsun ya? Yani yazık, günah. Abi ondan sonra da hani bu kardeşimiz işte bazen tıbbi olarak mesela hastalıklar oluyor. Gidiyorsun diyor ki aşırı tansiyon, aşırı kalp hastalığı. Yani tabii bu kronolojik olarak hani tenni olarak doktorlara inceleme edilebilir ama bazı manevi psikolojik rahatsızlıkların temeli bu dediğimiz varlıklarının da olabiliyor. Evet. Hani tabii yine gidip de doktorlarımıza bu işin ehli kimselerle bu işi araştırıp yapıldıktan sonra eğer uygun görülürse aynı Cihat Bey'in yaptığı gibi samimi işinin ehli, ilmi ikmal etmiş bir kimseye de akıl danışmanın iyi olduğunu düşünürüm. Yani tavsiye ederim, yapıp yapmamak kişiye aittir. Yani Allah yar yardımcılar olsun. İpek Hanım konusunda da kendisinin de orada bir belirttiği durum var. Bana işte dün geldiler böyle pişit pişit yaptılar. Bunu hafife almasın. Bu varlıkların en büyük sıkıntısı şudur. Bir zaman sonra bizim Türk milletin mizacına kurban olayım. Arkadaş yani tanka kafa atan adamlarız. Hiçbir şekilde böyle hani korkumuz yok. Rabbime hamdolsun yani iş cesarete gelince ama bu işlerde ne yazık ki bu cesaret işini çok abartmamak gerekiyor. O gelenlerin bir de büyükleri olursa o sıkıntı olur. Yani kalabalık gelirlerse problem. Hani onu iyi ayarlamak gerekiyor. Çünkü ayarlayamazsak örnek veriyorum o gelen varlık mesela baktı ki ya bu benden korkmuyor. Aynı şekilde bir büyük ustasını çağırır. O zaman rahat adam çağırıp gelebiliyor yani değil mi? Şaka evet olur. Abi. O bir de bizden hızlılar yani. Şimdi hani biz mesela telefonla ara millet gelsin etsin. O arada bir dayanman lazım. Onlar da çok kısa bir sürede gelebilirler ya da boşluğunu ararlar. Hani belki şu anki gösterdiği dirayeti gösteremeyebilir. Hani şunu diyebilir İpek Hanım. Ben sürekli dua okuyorum ediyorum. Sürekli Kur'an'ımı okuyorum, abdesti geziyorum diyebilir. Ve bunu sürekli yapıyordur. Allah ondan razı olsun. Ama ve lakin bir anda oldu ki bir boşuna denk geldi. Yani böyle normal işte relax bir gün. Hiç aklında yok. Ve mukavemet sağlayabilecek bir durumda değil. İşte o zaman sıkıntı olur. Yani o yüzden dolayı yine tedbirini alabilecek şeyleri araştırsın. Bir akıl sorsun. Bu durumu bir izah etsin. Çünkü bu kalıntılar Cihat Bey'in olayındaki gibi kalıntılar kalabilir. Yani fark edemezsin. Hiç kendini belli etmez. Yuva yapar, yuva yapar. Bekler, sinsi sinsi bekler. Hiç
hiç olmazsa baktı ki senden bir şey alamıyor. Çocuğundan, yuvandan, eşinden, hani kim zayıfsa oradan vurmaya kalkar. Yani canımız yanmasın diye tedbirli olmakta yani fayda var. Anladım. Budur abi. Abi süre bitti. Son bir sorum var benim. Samet'ten çok yemeden. Tamam, buna herhalde şey yapar. Senin de vaktin varsa son bir şey soracağım. Tabii ki. Sonra çünkü şey yapıyorum. Unutuyorum sormayı hazır aklıma gelmişken. Abi şimdi bir alemin varlığı, bir cinler aleminin varlığını biliyoruz. Buna inanıyoruz. Tamam. Buna onların da bir alemi, bir hayatı var. İyileri var, kötüleri var. İnananları var, inanmayanları var. Değil mi abi? Yani evet, normal insan gibi. Evet, peki evet. Abi bunlarda da böyle hastalıktı, kavgaydı. Mesela merak ettim, şu anda merak ettim. Hasta oluyorlar mı abi? Tabii canım. Hasta oluyorlar yani. Abi bak şöyle söyleyeyim. Mesela şöyle bir izahta bulunayım sana. Bir Müslüman kardeşimize biri tebelliş oldu. Hı. Bize geliyor. Diyor ki işte hocam ben böyleyim böyleyim. Biz bakıyoruz ki bunda bu varlık var. Hı. Biz bunun usulünce ilk baş ihtar ediyoruz. Hani amacımız zarar vermek değil. Yani ne olursa olsun o Müslüman kardeşimize en az zararla o işten kurtarmak amacımız. Baktık ki inat ediyor. Hani aynı silah kullanmak gibi düşün. Oku var. Mesela işte yaralaması var. Bunun hasta edecek halleri var. Kurutmak böyle. Onu böyle kuru bir dal gibi kurutabiliyoruz. Hasta ediyoruz. Yani hayır, o değil Ömer abi. Yani mesela yani normal bir şimdi biz insanlar aleminde yaşıyoruz. Bizde bizde grip var. Onlarda da var mı mesela gibi yani. Şey. Mesela ha. Evet. Ha. Ya onlarda bizdeki gibi değil de onlardaki hani enerji faktörü var. Hani mesela hastalık olarak hani nasıl izah edilir? Onu şimdi düşünüyorum da. Ya onlarda da mesela zayıf düşenler herhangi bir şekilde ortamdan dolayı farklı ortamlar ya da farklı güç ortamlarına gittiği zaman zayıf düştüklerini gördük. Ama velakin hani bizatihi şu hastalığa yakalanır diyebileceğim bir durum bilmiyorum. Ama sorup öğrenirim. Yani beni aşan bir durumda olabilir yani. Ama bu tarafı hiç merak etmedim. İlk defa sen hani aklına getirdin ya da sordun öyle söyledim. Ama öğreniriz. Yani bizatihi biz bize konuşurken de izahını yaparım abi. Yani şu ana kadar hiç böyle bir şey aklıma gelmedi. Yani mesela uyuyorlar mı? Uyuyorlar abi mı? Canım. Uyanıyorlar mı? Uyuyorlar, uyanıyorlar abi. İstirahat ediyorlar. Yani onların aleminde mesela yani kolları bacakları ağrıyor mu? Bir yer yani kırılır mı ondan sonra? Nasıl söyleyeyim? Abi başka? yok öyle değil. Şimdi onların fizyolojisi bizim fizyolojimiz gibi değil. Yani eklem, kemik, kan, su şeklinde değil. Hani onların mizacı bizim gibi işte örnek veriyorum işte rüzgar geldi, soğuk üşüdüm tarzında değil. Onlarınki farklı versiyonlar. Mesela onlar bizim gibi böyle atırıp bazı varlıkları onların bazı bölümleri mesela yediğimiz şeylerin koklamayla hani besleniyorlar. Hani onlar işte koklanırlar, heveslenirler diyor yani tabir bu. Ondan diyor keyiflenirler, tadlanırlar diyor. Ama bu tatlanmak bizim tabirimizle tatlanmak değil. Hani bir tadına bakayım şarjında değil. Ama aynı şeyi onlar da o şekilde hissediyor. Anladım. Ortamları yani bize şimdi biz bizim gibiler gibi mi diye hani kafamıza şey atıyoruz. Farklı versiyonları var. Yani sadece olan şu bir varlık oldukları için bir enerjileri var. Bunu tekrardan güçlerini kazanmak için dinleniyorlar. Bazen mesela o işte hepsi de gidip de böyle önüne gelen hepsi de ben şuna bir insana bir sataşayım demiyor. Cüret edemiyor çünkü ölüm var ucunda. Yok olmak var. Yani yok olmak yani vefat etme olayı var. Müslümanları aynı şekilde işinde gücünde. Belli bir ilmi ikmal onlarda da var. Belli ilimlerin şartı var. İşte doktoru dediğimiz savaşı, orduları, askeri hani işinde gücünde olan üretim yapanları var yani onların da aynı şekilde bir atmosferleri kendi hayatında bir hayat zincirleri var. Anladım Ömer abi. Hastalıkları konusunu araştırıp hani hangi hastalığı yakınıyorlar mesela bunu hiç merak etmemiştim. Hatta şöyle yaparız bu hafta yeni stüdyodan YouTube'a özel de yapabiliriz bunu. Olabilir abicim olur Allah'ın izniyle. Tamam abi hafta içi. Hemen araştırmaya giriyorum abi yani tamam seni abi. Kapatacağım bakacağım hemen arşive gireceğim yani nedir ne değildir diye. Ulema'nın bu konu hakkında ne söylemiş var mı diye bir bilgi bakacağım.
Tamam Ömer. Ama denk gelirse tabii. Tamam. Ömer abi çok teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Yine ben programa bağlandım, bilgilendirdin bizi. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim abicim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Bu programı senin söylediklerinde bitti. İyi geceler diliyorum abi. Görüşürüz bir şey olursa. Allah'a emanet olun abi. Geceniz hayırlı. Hepimiz inşallah. Selam ve duayla abi. Sağ ol. Çok teşekkürler abi. Sağ ol. Var ol. Teşekkür ederim. 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 Var ol. Teşekkür ederim.